Mali Müşavirler Odası olarak düzenlediğimiz vergi incelemelerinde dikkat edilecek hususlararası seminerimize hoş geldiniz. Bugün yeminli mali müşavir Üstad Nadir Gülhan'ı ağırlıyoruz. Açılış konuşmasını yapmak üzere Oda Başkanımız Doğan Yılmaz'a sözü bırakıyorum. Buyurun başkanım. Merhaba arkadaşlar. Tüm meslektaşlarıma merhaba diyorum. Bugün maalesef çok olumlu sonuçlar olmayan, korona ile ilgili olmayan bir gün yaşıyoruz. Birçok meslektaşımla ilgili işte ya pozitif sonuç aldık, ne yaparız başkanım, ya da arkadaşlarımızla ofiste pozitif sonuçlar var, iş yerlerinde var. Maalesef son birkaç gündür yaptığımız bütün şeyler, işler bunun üzerine yürüyor. Bazı arkadaşlarımız hastanede, durumları iyi, pek bir problem gözükmüyor ama aynı zamanda da işimizi yapmaya devam ediyoruz. Bugün vergi mevzuatı komisyonumuzun daha önce de konuştuğumuz bir konu var, çalışması. Vergi incelemesi sürecinde yaşanacak sorunlara ilişkin üstadımızın bilgisine başvuracağız. Nadir Üstad'ım sağ olsun bizi kırmadı, yayına geldi. Evet, biz işimizi yapmayacağız çünkü ekonomi bir şekilde yürümek zorunda ve ekonomi yürüyecekse ülkemiz, ekonomimizin çarklarını döndürecekse meslektaşlarımız da bu işin bir numaralı organize edicileri diyorum ben bu konuda. Toplum belki bunu yeni yeni fark ediyor ama evet, bu en önde kahramanlar olarak mali müşavirler topluma hizmet etmeye devam ediyoruz. Bugün de yine meslektaşımızın mükellefliği konuda üstadım düşünüyorum. Sözü tekrar Melahat Hanım'a veriyorum. Hepiniz için hayırlı olsun diyorum şimdiden. Ben kısaca Nadir Gülhan Üstad'ı tanıtayım. Sonra sözü ona bırakacağım zaten. Üstad Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünden 2006 yılında, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden de 2017 yılında mezun oldu. Hesap uzmanlığı sınavını birincilikle kazandıktan sonra 2011 ve 2018 yılları arasında da Vergi Denetim Kurulu'nda hesap uzmanı olarak çalıştı. Vergi hukuku alanında çok sayıda makalesi bulunan Nadir Gülhan Üstadımız, hukuk, iş, sosyal güvenlik hukuku, rekabet hukuku, fikri ve sınai haklar hukuku gibi ekonomik ve ticari alana dayalı birçok hukuk alanında uzmanlaşmıştır. Üstad, söz sizde, buyurun. Teşekkür ediyorum. Öncelikle sayın başkanımızı, yöneticilerimizi, değerli meslek mensuplarımızı saygıyla selamlıyorum. Rahatsız olan, pandemiden dolayı etkilenen tüm meslek mensuplarımız başta tüm herkese de geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Bugünkü konu vergi incelemelerinde dikkat edilecek süreçler. Ben çalışmayı aslında bir mevzuat derlemesi olarak değil, daha çok bu inceleme süreçlerinizde karşımıza neler geliyor, hem kamu tarafını hem de mükellef tarafını gözetecek şekilde, iki tarafa da objektif yaklaşacak şekilde biz meslek mensupları nasıl davranmalıyız, nasıl pozisyon alabiliriz, incelemede karşımıza gelebilecek olan sorunlarda nasıl hareket edebiliriz, bizim buna dair hem tecrübelerimi aktarmak istedim hem de daha önce kamu geçmişim olduğu için belki oradan kaynaklanan, masanın iki tarafından kaynaklanan bir şey de varsa eğer tecrübem, onu da aktarmak isterim. Ben sunum planı olarak bir çalışma hazırladım ama detaylı bir dokümantasyonu ben daha sonra odamızı sunacağım. İsteyen arkadaşlar oradan edinerek detaylı bilgileri oradan edinebilir. Şimdi ben incelemek gerekçeleriyle başlamak istiyorum. 7 başlığa ayırdım ben bunu. Yaklaşık 45 dakika sürecek benim sunumum. Süre kalır diye düşünüyorum. Sorularımız varsa o soruları da alıp cevaplayabiliriz. Belki detaylı soru araştırma gerektiren şey olursa da onu belirtirim. Onu daha sonra cevaplamaya çalışırım. Şimdi inceleme gerekçeleriyle başlamak istiyorum ben. Neden incelemeye alınır bir mükellef? Şimdi ilk olarak Risk Analiz Merkezi, Vergi Denetim Kurulu'nun bünyesinde var bu yapı. Ve bu yaklaşık 2011 yılından beri faal olarak çalışıyor. Burası mükelleflerin beyannameleri, bildirimleri, diğer kurumlardan ve özel kuruluşlardan gelen tüm bilgileri bir araya getirip bir risk analiz raporu hazırlıyor ve mükellefin incelemeye sevk edilip edilmemesi gerektiğini yazılımlar, bilgisayarlar yardımıyla tespit ediyor. Burada Risk Analiz Merkezi'nden gelen incelemelerde müfettişin önüne bir özet tablo da geliyor. Özellikle dikkat etmesi gereken konularla ilgili. Dolayısıyla Risk Analiz Merkezi mükellefin kendi verilerinden hareket ederek ve dış kaynaklardan gelen bilgileri birleştirerek ortaya çıkaran bir inceleme süreci.
İkinci kanal ihbar ve şikayet olabilir. Bu her mükellefin başına gelebilir. Alıcısı, satıcısı, üçüncü kişiler mükellefle ilgili bir ihbarda, şikayette bulunabilir. Burada ana olarak üç kaynaktan şikayet geliyor. Bir tanesi CİMER üzerinden gelebilir. CİMER'den gelen şikayetler genelde gelir dairesine yönlendiriliyor ve denetim koordinasyon birimleri bununla ilgileniyor. Ama doğrudan BDK'ya intikal eden şikayetlerde BDK doğrudan değerlendirmesini kendi bünyesindeki komisyon eliyle yapıyor. İhbar şikayet eğer yerinde görülmezse şikayetçinin ismini almak mükelleflerin hakları. Dolayısıyla bu hakkı kullanır kullanmaz mükellefin ihtiyarında olan bir şey. Ancak vergi dairesinden bunu yazılı olarak talep etme yetkisi var. Özellikle konulardan bir tanesi bu. Bir diğer konu, vergi dairesinin tarama kontrol servislerinden, kendi bünyesindeki birimlerinden de incelemeye dair bir şey çıkabilir. Burada yine mükelleflerin beyanları ama burada daha yüzeysel. Oradaki memurların kendi manuel denetimlerinde buldukları, tespit ettikleri ama daha yaygın bir denetim bu. Burada da mesela bu yıl nakdi sermaye artırımındaki indirimin yoğun şekilde çağrıldığını gördük. Vergi dairesi tarama kontrol servisleri bazı noktalarda odaklanabiliyor. Bunun bir yansıması, biraz daha kapsamlı olarak izaha davet geldi biliyorsunuz. Çok detayına girmek istemiyorum, konumuz değil. İzaha davet de incelemenin bir başka gerekçesi olabilir. Çünkü izaha davetin bir aşamasından sonra hala mükellef burada uyum göstermiyorsa, kendi haklılığını öne sürerek izaha davete yaklaşmıyorsa, kabul edilmiyorsa ya da davete, izaha durumu, burada takdire sevk ya da incelemeye sevk olabilir. Bir diğer konu bu. Bir diğer gerekçe, vergi iadelerinden kaynaklı incelemede olabilir. Bazı vergi iadelerinde vergi incelemesi zorunlu. Burada zaten vergi incelemesi yapılması zorunlu olduğu için bunda söylenecek çok fazla bir şey yok. Yani zaten kendiliğinden kanunen zorunlu tutulduğu için herhangi bir gerekçeye gerek yok. Mesela bunda örneğin tam tasdik sınırını aşan KDV iadelerinde durum bu şekilde. Tercihen de vergi iadesini isteyebilir mükellef, KDV iadesi ya da ÖTV iadesinde. Burada YMM raporuyla ya da teminatla değil, kendisi vergi incelemesiyle de incelemeyi talep edebilir. Ama bunlar hep sınırlı inceleme. Sadece o iade türü yönüyle yapılan incelemeler. Tabii kurum stopaj iadesi biraz daha geniş kapsamlı. Çünkü oradaki iade tüm unsurları içerdiği için hemen hemen her şeye bakıyor müfettiş. Hatta uygulamada tam inceleme olarak geliyor kurum stopaj iadeleri. Bir diğer kanal, doğrudan mükellefi ilgilendirmemekle beraber karşıt incelemeler. Karşıt inceleme, bir mükellefin temasta bulunduğu, alış satış yaptığı ya da bir benzeri harekette bulunduğu bir kişi ya da kuruluş olursa bununla ilgili mükelleften bilgi, belge ve istenebilir. Hatta bu tutanağa da bağlanabilir. Yeri geldiğinde bahsedeceğim bu tutanak kısmını, orası önemli ama ilk etapta mükellefe sonuç doğurmamakla birlikte buradan çıkan sonuçlar mükellefin karşısına sonradan gelebilir. Buradaki usulü ilişkin ya da vergilendirme ilişkin konular mükellefin karşısına sonradan gelebilir. Bir de burada çok detaylı girmeyeceğim ama son dönem yoğunlukla yaşıyoruz. Rekabet kurumunun başlattığı incelemeler var. Bunlarda da meslek mensuplarımız yine muhatap olabilirler. Bununla ilişkin düzenlemeler Mayıs ya da Haziran ayında çıktı. Daha yeni bir konu ama rekabet kurumu uzmanları da şu an defter belge üzerinde inceleme yapmaya başladılar. Yerinde inceleme de yapılıyor, fiziksel inceleme. Dolayısıyla mükelleflerin bir inceleme konusu da bu. Vergi incelemesi değil ancak rekabetin bozulup bozulmadığına dair bir inceleme yapılırsa bu kapsamda da değerlendirme yapılabiliyor. Mahkemelerden yine aynı şekilde bilirkişi eliyle bir inceleme gelebilir. Son olarak da aklıma gelen MASAK. Şimdi bu çok sık karşılaşılmıyor ama MASAK'ın gayrimenkul alım satımında dahi bir aklama suçu incelemesi yapma yetkisi ya da şüpheli işlem bildirimlerinden kaynaklı inceleme yapma yetkisi var. MASAK uzmanları bununla ilgili mükelleflerle ve sizlerle temasa geçebilir. İsim olarak biraz MASAK korkutucu bir şeye doğru gidiyor ama rutin işlemleri de çok fazla MASAK'ın. Dolayısıyla MASAK incelemelerindeki sürecin dikkatli götürülmesi gerekiyor. Orada doğrudan MASAK kendisi yazışabileceği gibi savcılık kanalıyla da bilgi talep edilebilir. Buna dikkat edilmesi gerekiyor. Bu vergi incelemesiyle ilerleyen bir süreç değil. MASAK uzmanlarıyla ya da savcılıkla doğrudan muhatap olamıyorsunuz. Vergi incelemesinde hem tutanakta hem de diğer aşamalarda birebir muhatapsınız ama MASAK incelemelerinde bu muhataplık birebir çok sağlanamıyor. Daha çok uzaktan veri iletimiyle sağlanıyor bu. O yüzden bu önemli bir konuydu. İnceleme gerekçelerinden sonra incelemenin başlangıcına girmek istiyorum. İnceleme esasen iş yerinde yapılıyor ama bu bir şart değil. Hem kanunda da zaten biliyorsunuz bununla ilgili düzenleme var.
İnceleme iş yerinde yapılması kime fayda sağlar? Bana sorarsanız mükellefe daha çok fayda sağlar. Çünkü defter belgesi yoğun olan incelemelerde mükellefler için incelemenin hızlanması, bir an önce yerinde tespitlerin yapılması, müfettişe de kolaylık sağlaması açısından iş yerinde inceleme her zaman daha sağlıklı sonuçlar doğuruyor. Benim şahsi gözlemimde, geçmiş tecrübemden gördüğümde bu. Ama işleri müsait değilse, çalışmaya uygun ortam yoksa hem müfettişin bunu tespit etme yetkisi var hem de mükellefin talep yetkisi var. Bu durumda da inceleme dairede sürdürülebilir. Her ikisi birlikte de yapılabilir. Belli kısımları inceleme iş yerinde, belli kısımları dairede de yürütülebilir. Bunda da bir engel yok. Bu bir karma olarak da başta gördüğüm işte inceleme elemanları başta soru sorarak her iki tarafta da yapılmasına dair bir muvaffakat alıyorlar. Bunda yasal bir engel yok ama özellikle İncelemenin belli safhalarını iş yerinde yapılmasını istiyorsa mükellef bunu belirtmesi gerekiyor inceleme başlama tutan anda. İmza sirkülleri konusu incelemeye başlama tutan anda önemli bir konu. İncelemeye başlama bir kere tutanakla yapılıyor. Bu kesin kes olması gereken bir husus. Bu tutanak bir tespit içermediği için bildirici bir nitelikte. Dolayısıyla bunun bir örneği de vergi dairesine gönderiliyor. İncelemeye başlama tutanağına ilişkin imza sirkülleri ya da vekaletnamelerde tutanak imzalama ibaresi yeterli. Burada detaylı bir vekaletname alınmasını gerekmeyebilir. Ama incelemeye başlama tutanağında mükellefin hangi inceleme türlerinin, hangi vergi türlerinin, hangi dönemlere ilişkin inceleme yapıldığını açıkça görmesi gerekiyor. İnceleme türleri tam inceleme ve sınırlı inceleme. Esas da iki ana inceleme türü var. Eğer tam inceleme ise süresi 1 yıl artı 6 ay uzatma süresi var. Sınırlı inceleme ise süre 6 ay, 6 ayda uzatma süresi var. KDV iadelerinde süre biraz daha kısıtlı. Bu incelemenin içeriğini gördükten sonra mükellef haklarını da nereden öğrenebileceğini müfettişten edinebiliyor bilgilerini ve imza sirkeleri ve vekaletnamesi uygunsa, imzalayacak kişi buna uygunsa incelemeye başlama tutanağı mükellefle birlikte, müfettişle birlikte imzalanıyor. Peki müfettiş mükellefe ulaşamazsa, temsilcisine ulaşamazsa, bu durumda gıyaben imzalama diye bir konu var. İki müfettiş incelemeye başlama tutanağını imzalayabilir. Bu durumda incelemeye başlama tutanağının bir örneği de vergi dairesine gönderiliyor. Bu tehlikeli bir konu çünkü özellikle pandemi sürecinde bazı mükelleflerin iş yerlerini kapattığı da göz önüne alınırsa ulaşamama, erişememe durumu olabilir. E-tebligata geçildi ancak e-tebligatın hepimiz biliyoruz her mükellef buna hakim değil. Bununla ilgili çok da mağduriyet var. Anayasa Mahkemesi kararlarına kadar yansıdı. E-tebligat oturana kadar, mükellefler bu sisteme alışana kadar bu konuda problem yaşanacak gibi görünüyor. Eğer e-tebligata bu incelemeye dair defter belge ibraz yazısı olabilir, inceleme başlama yazısı olabilir. Bunlar düştü ise ve gözden kaçtı ise bu defa müfettiş gıyaben imzalama yoluna gidebilir. Ve bu da mükellefin hiçbir zaman bu incelemeden haberdar olamamasına sebep olabilir. Bu ağır bir sonuç doğurur. O yüzden e-tebligatlar konusunda meslek mensuplarının özellikle şeyleri, mükellefleri, temsilcilerini uyarması, SMS'lerin gözden kaçmamasını sağlaması önemli. İnceleme genişleyebilir mi? Genişleyebilir. Tam inceleme zaten tam olarak ilerler ama sınırlı incelemelerde tam incelemeye dönme ihtimali var. Neden var? Çünkü tam incelemeye dönmek için gerekçelerini müfettiş idareye sunarsa idare bunun kararını verip aynı müfettişe de farklı bir müfettişe sunabilir. Örneğin bir konuyla ilgili başlamış olabilir ama sonradan inceleme derinleştikçe, ilerledikçe müfettiş konu sayısını arttırabilir. Artan konu sayıları da bazen incelemeyi tam incelemeye doğru götürebilir. Bu idarenin takdiri, buraya mükellefin bir itiraz şansı yok açıkçası. Dolayısıyla incelemenin dar sınırlı incelemeden tam incelemeye dönmesi sürelerin de uzaması sonucunu doğurarak mümkün. Bunda bir engel yok. Müfettişin talebine ve idarenin de onaylamasına bağlı bu durum. Bir diğer konumuz incelemede usul. Aslında tutanak çok zaman alacak bizim açımızdan bugün. İncelemede usul konusu ben yavaş yavaş bir inceleme süreci nasıl yürütülür biraz da artık uygulamanın içerisinden örnekler vererek ilerlemek istiyorum. Şimdi incelemenin yapılacağı yeri esas olarak iş yeri olarak söyledik ama uygulama böyle değil. Üstad, araya girebilir miyim? Yani bozmayacaksam eğer sürecinizi. Şimdi kriterler dedi ki incelemeye alınma kriterleri işte risk analiz merkezine düşüyor. Yani hangi firmaların nasıl neye göre düşüyor onu da biraz açarak anlatırsanız. Şöyle orayı biraz daha detaylandıralım. Şimdi risk analiz merkezindeki yapı şöyle ilerliyor. Mükelleflerin beyannameleri, bildirgeleri. Hatta şu anda sigorta bildirgeleri de birleştiği için çalışan bildirimleri de dahil.
Dış kaynaktan gelen bilgiler var, bankalardan, ticaret odasından, tapudan. Dış kaynak bilgileri de birleştirilerek mükelleflerin, ama tabii ağırlık yine beyanname üzerinde yoğunlaştığını söyleyebilirim. Mükelleflerin bir puanlaması yapılıyor. Bu puanlamanın ardından eşikler var. Bu eşikleri aşan mükellefler incelemeye sevk ediliyor. Burada önemli olan kriterlerden, mesela önümüze son dönemde gelen incelemelerden yola çıkarak bazı örnekler verebilirim. Örneğin nakdi sermaye indirimi yapıldı. Ancak bununla ilgili bilançoda rastlanan kalemlerde olması gereken ya da olmaması gereken kalemlere rastlandığında bu incelemeye sevk edilebiliyor. Örneğin 5-1 istisnası, taşınmaz ve iştirak hissedenin satışından kaynaklı istisnalarda özel fonun aranması şeklinde bir şey yapılıyor. Ama bunlar tabii bu risk analiz merkezindeki sınamalar beyanname ve bildirge üzerinde yapıldığı için açıkçası bazen bir çok basit hatalardan ya da izaha muhtaç şeylerden de kaynaklanabiliyor. Önceden, yani birkaç yıl önce vergi müfettişlerine giden incelemeler çok basit izahatlarla açıklanabilen konulardı, ama şimdi sistem sanırım biraz daha gelişti. Şu anda gelen kriterler, inceleme gerekçeleri daha ayağı yere basıyor. Dolayısıyla bilanço kalemlerini, gelir tablosu kalemlerini, mükellefin dipnotlarını, bilançolarındaki dipnotlarını da dikkate alarak bir sınama yapılıyor, bir kontrol yapılıyor. Bu yapılan kontrollerin dediğim gibi büyük kısmı şeylerden geliyor. Mükellefin kendi bildirdiği beyannamelerden, bildirgelerden, ama dış kaynaklardan, ortaklarının banka işlemlerinden tutalım da yapılan tapu işlemlerine kadar ciddi bir veri hareketi de var. Bu hareketler birleştirilerek bir kaynak taraması yapılıyor. Örneğin BABS uyumsuzlukları gibi basitçe vergi dairesinin tespit edebileceği şeyler orada çözülüyor. Ama BDK'nın kendi yaptığı, vergi net hukukunun kendi yaptığı sistemsel sınamalarda daha kapsamlı, daha teknik şeyler geldiğini görüyoruz. O nedenle risk analiz merkezinin yaptığı şeylerde, taramalarda, oranın yaptığı çalışmalarda mükellefin beyannameleri, bildirgeleri, daha detaylı, daha teknik analizler, örneğin önceki yılların satışları, zarar tutarları, geçmiş yıl zararlarının, mesela işte birleşme devirde kurallar var, öz sermaye geçememesine dair, bunları tek tek sınayan iyi bir sistem var ve bu sistem çok benim gördüğüm son dönemde çok nokta atış tespit yapabiliyor. Söyleyebileceklerim bununla ilgili bunlar. İncelemenin yapılacağı yerden bahsettik. İş yerinde yapılması daha sağlıklı, ama çok mümkün değil müfettişin, çünkü iş yerinde yapması gereken önemli derecede iş var. Hem harici işlerde hem de aynı mükellefin işlerinde büyük kısmı zaten dosya üzerinde yapılıyor. Elektronik sistemlerde yapılıyor. Dolayısıyla her zaman mümkün değil, ama incelemenin iş yerinde en azından bir kısmının yürütülmesi iki taraf açısından da sağlıklı sonuç doğuruyor. Bu şahsi gözlemim. Hem mükellefin yerini görmek, üretim yeri ise, üretim işletmesine hizmet etmesi ise, ona göre hizmet yerini görmek, demirbaşını görmek, stoklarını görmek iki taraf açısından da daha sağlıklı bir sonuç doğurabilir. İş yerinde yapmanın böyle bir faydalı tarafı var. Fiili envanter yapılabilir iş yerinde. Bu fiili envanter tutanakları çok kapsamlı, uzun da zaman alıyor. Fiili envanter yapıldığında mükellefin müfettişe yardımcı olması gerekiyor. Mutlaka iş yerini ona göre hazırlaması gerekiyor. Fiili envanter sonuçlarının incelemenin bir safhasını oluşturduğunu unutmayalım. Fiili envanter sadece incelemenin bir safhası. Bunun dışında farklı inceleme tekniklerini kullanarak da incelemesini yürütebilir. Dolayısıyla fiili envanter miktar dengesiyle, tutar dengesiyle sağlıklı sonuç verdi diye incelemenin tamamlandığı anlamında çıkmaması lazım. İncelemenin kapsamıyla alakalı bir konu bu. Yoklama da yapılabilir, ama çok rastlanan bir şey değil bu. Daha çok işletme ziyareti şeklinde geçiyor. Yapılmamasının sonuçları nedir usta? Şimdi zaten eğer mükellef kendi kaydı envanter defterinde dönem sonu ve dönem başı stoklarını eğer doğru şekilde tespit etmemişse, bu resen takdire götürebilir. 30'a 4'e götürebilir vergi usulü kanunun. Bunun sonucu mükellefin matrahının resen takdir edilmesi. Bu ağır bir sonuç doğurabilir. Çünkü incelemenin zaten esası defter belgenin ihticaca salih olmadığından yola çıkarak ilerleyeceği için tüm matrah müfettiş eliyle yapılacak takdiri. Fiili envanteri yaptığında çıkan fark başka bir şey. Envanterin mükellef tarafından yapılmamış olması başka şey. Mükellef kendi envanterini yapmıştır, ancak yine de farklılık çıkıyorsa bunun sonuçları ayrı. Bu tarihat türüyle ilgili bir konu, ama mükellef kendi envanterini yapmamışsa, çıkartmamışsa, sağlıklı şekilde sayımını gerçekleştirmemişse bunun sonucu matrahının resen takdirine kadar gidebilir. Tabii KDV'nin 9. maddesi 2. fıkrasında da bununla ilgili hüküm var, sorumluluk maddesi var. Eğer faturası, belgesi bulunmayan bir mal bulunduruluyorsa bununla ilgili de işte 15 günlük süreyi verip arkasından sorumlu sıfatıyla KDV'yi isteyebilir. Dolayısıyla sonuçları ağır. Fiili envanter eğer yapılabilirse inceleme mükellef nezdinde bir kere baştan zaten mükellefe soruluyor. İşte burada dönem sonu dönem başı envanterlerin yapılıp yapılmadığı,
yolda olan malının olup olmadığı gibi uzun bir envanter bu tutanak. Dolayısıyla sonuçları alır. Onu belirtebilirim. Peki bu kapsamda bir soru daha sorabilir miyim? Buyurun. Yani fiili envanterden devam edersek. Kasada fazla para olması halinde işte adat hesaplıyoruz. KDV hesaplamak yasal mı, bir kere bunu da ayrıca sorayım. Bir de bu paranın hani olup olmadığını ispatlamak yani iddia sahibine ya da verdiği incelemeyse onlara düşmez mi? Yani bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şimdi kasada fazla para bulundurulması konusu çok tartışılan bir konu. Gerek kurumlar vergisi kanunu 3. maddesi burada sadece işin belli bir noktasından sonra başlıyor. Adat dediğimiz konu aslında ortaklara örtülü yoldan dağıtılan kazancın, emalandırılan kazancın ismi. Ama esasında burada bir varsayımla başlıyor bu. Kasada bu para yoktur varsayımıyla başlıyor. O varsayım nereden geliyor? İşte örneğin kasada 1 milyon lira para var. Böyle bir parayı tutmak mümkün değil. Tutmak mantıklı değil. Dolayısıyla mükellef aslında vergi usulü kanunun 3. maddesindeki olağan dışı durumun ispatı külfeti altına giriyor bir anda. Bunu iddiasını ispatlayabilir mi? İspatlayabilir. Yani bununla ilgili işte çok marjinal örnekler verildi daha önce. İşte bir kamera kaydıyla 7 gün 24 saat kasasını kontrol ettiren bir mükellef bunu ispatlamış olur mu? Bence olur. Ama tabii burada kasa sayım tutanakları falan söyleniyor, konuşuluyor. Bunu mükellef nezdinde düzenlenen bir belge olduğu için idarenin bunu çok fazla ciddiye alacağını ben düşünmüyorum. Bunu evet burada ispat külfetini kaldırdı diyeceğini düşünmüyorum. Ama bunun dışındaki fiili bir ispatla bu çözülebilir mi? Çözülür. Mesela bu pandemi döneminde benim örnekleriyle gördüğüm birkaç şey, işte bankalara gitmek gelmek sorunlu olduğu için kasada biraz daha fazla tutan işletmeler duydum. Ama tabii bunlar hep fiili olarak ispatlanması gerekiyor. Yani özetlersem burada başlangıç noktamız kasada bu para yoktur diyen idareye, ki üçüncü maddeyle bakarsak evet böyle bir parayı tutmak hem mümkün değil, mümkünse bile mantıklı değil. Niye böyle bir şey tutsun işletme? Niye böyle bir nemadan mahrum kalsın? Ama mükellefe bu şeyi verdiğinizde, bu yükü verdiğinizde mükellef bu defa hayır ben bunu yine de tuttum deyip de ispatlarsa bana göre burada adat olmaz. Ama bu ispat nasıl bir ispattır? Delil hukuku ile ilgili bir şey, bu zor bir konu. Olduğunu ispatlamak için neler yapılması gerekir ayrı, ama düz bir kasa sayım tutanağıyla ben çözülebileceği kanaatinde değilim. İdarenin buradaki ispatı kaldırılacağını düşünmüyorum. Ama onun dışındaki şeylerle, delillerle ispatlanabilir. Bence bunda bir engel yok. Ben kasa sayımı noktasında yapılabilecek çalışmanın da burada öncelik sağlıklı sonuç doğuracağını düşünüyorum. Müfettiş kasa sayımı yapabilir. Yani bu kadar paranın olup olmadığını tespit edebilir. Olduğunu tespit ettiğinde, eğer varlığını tespit ettiğinde bence yine adat çalışması yaptırılamaz. Çünkü hep adatın başlangıç noktası dediğim gibi kurumlar vergisi kanunun 13. maddesinden geliyor. Orada da başlangıç varsayımı para kasada yok. Bu varsayım çöktüğünde 13. madde zaten işlemez. Çünkü işletme sahipleri ya da ilişkili kişiler parayı kullanmıyor demektir. Bu kullanıyor varsayımını çürütemeyen mükellefler için bu sonuç çıkıyor. Bu gerekçeleri çok farklı. Yani birçok sebepten kaynaklanıyor kasa sayımı kasa fazlalığının. Oradaki gerekçeleri de mükellefler çoğu zaman izah edemiyorlar, anlatamıyorlar. Anlatamamanın sonucu da adat da en azından kabul edilebilir seviyelere getiriyor. Çünkü adatta da şimdi siz kendi kendinize bu adatı hesapladığınızda çıkan rakamla müfettiş gelip hesapladığı rakam aynı şey değil. Müfettiş geldiğinde stopaj istiyor. Dolayısıyla bir de faiz konusunda tartışmalı hale getirebilir konuyu. Dolayısıyla kasa fazlası konusunda mükelleflerin yapması gereken o kasadaki paranın varlığını ispat etmektir. Kolay bir süreç değil, ama ispatlanırsa tekrar söylemiş olayım, delilleri kuvvetli şekilde ortaya konursa adatın çalıştırılmayacağı fikrindeyim. Benim görüşüm bu. Devam edeyim. İncelemeye sunulması zorunlu bilgi belgeler neler? Bunlar vergi usulü kanununda sayılıyor. Ama sayılmayıp da bizden istenen belgeler, bilgiler olabilir mi? Olabilir. İncelemede vergi inceleme elemanına mükellefin yardımcı olması, bilgi belgeleri, gerekli bilgi belgeleri vermesi gerekiyor. Ama ne gerekli ne gereksiz ya da hangisini verirsek yasal zorunluluğumuzu yerine getiriyoruz sorusunun cevabı vergi usulü kanunundaki belgelerle bitmiyor bana göre. Burada tabii Excel dökümleri istenen örnekleri yaşıyoruz. İşte mesela kapsamlı transfer fiyatlaması incelemeleri olsun, alış satış dökümleri, envanter dökümleri, bunlar mükelleflerde de ciddi bir yük oluşturuyor. Meslek mensupları açısından da hemen oluşturulabilecek veriler değil. Bazı durumlarda her mükellef de çok öyle ERP kullanan, dijital altyapısı iyi olan mükellef değil. Dolayısıyla bir yük getirecek boyuta ulaşabilir. Bunların sunulması zorunlu mu değil mi?
Bu biraz incelemedeki yürütülen incelemenin içeriğiyle de ilgili bir şey. Eğer inceleme belli noktalarda ilerleyip tıkanmışsa ve bu verilecek şey mükellefin durumu izah etmesine ya da müfettişin anlamasına sağlıklı bir şekilde karar vermesine sağlayacaksa verilmesi belli bir noktaya kadar, makul bir seviyeye kadar bence gerekli. Ama bu işletmeyi çalışamaz hale getirdiği zaman bunun tabii ki de iki taraf açısından da müfettişin de mükellefin de oturup karşılıklı bu süreçte bir sağlıklı karar alması gerekiyor. Cevabı kanunda ya da alt düzenlemede olan bir soru değil bu. Belki sorularınız arasında sondaki sorularda gelebilirdi. Ben en azından kısmen şimdiden cevaplamış olayım. Bu sorunun bir net bir cevabı yok. Neyin dökümü yapılır, neyin dökümü yapılmaz? Defterini bırakıp giden mükellef de gördüm ben. Hiçbir şey yapmayacağını söyleyen mükellef de gördüm. Sonuçta müfettiş bunların tamamını dökmekle, incelemeyi ilerlemekle mükellef mi? Evet, ama inceleme elemanına yardımcı olmak da ayrı bir konudur. Sonuçta bu inceleme iki taraflı bir şey. Her iki tarafında bir inceleme psikolojisi var. Yani bazı şeyler özenle, dikkatle, hakkaniyetle yürütülmesi gerekiyor. İncelemede empati önemli bir şey. İki tarafında birbirine yardımcı olması esas. Zaten idarenin belli belgeleri istemesi de zorunlu. Ama bu tabii ki bir işletmeyi çalıştırmayacak vaziyete getirecek bir belge bilgi dökümü şeklinde geldiğinde burada iki tarafında dikkatli yürütmesi gerekiyor bence süreci. Benim kapsamdaki sorum şu olacaktı, onu da anlatarak söylerseniz. Defter ve belgelerin ihticaca salih olmaması ne demek? Bunun için nelere dikkat etmesi gerekir? Ya şöyle, şimdi mesela az önce sorduğunuz kasa sayım noksanını, kasadaki fazlalığını adat raporları 30. maddeyle yazılıyor. 30. maddenin 4. fıkrasıyla yazılıyor. Defter belgenin ihticaca salih olmaması. Şimdi eski dönemlerde defterler elle yazılırmış, üstadlar anlatırlar işte. Elle kayıtlar vesaireler, hani orada belki bu ihticacı salih olmama konusu konuşulabilirdi ama bugün yani maliyetini, satışını, her şeyini dört dörtlük tutan bir firmada işte faiz farkından, oran farkından dolayı defter belgenin ihticacı salih olmadığını söylemek ağır ama müfettişin de burada yapacağı çok bir şey yok. Sonuçta madde bağlayıcı, çünkü ikmalen tarihatın kapsamı çok dar, çok net. Ona girmediğinde 30. maddedeki tanım da açık 4. maddedeki. Ama burada eskiden bunun tabii farklı bir sonucu vardı. Şu anda res entariyat ve ikmal entariyat arasındaki ayrım bir ayrım olmadığı için biz pratikte bir sonucunu yaşamıyoruz. Ama defter belgenin ihticacı salih olmadığını söylediğinizde aslında bütün matraf farklarını, kaç mesela amortisman da var, başka konularda var, hepsi bu defa res entariyat konusu oluyor. Bir gün eğer res ikmal entariyat konusu yine farklılaşırsa sonuçları itibariyle, bu konu önem kazanabilir ama bugün pratikte bir sonucu olmadığı için açıkçası kimse bu konuya eğilmiyor, önem de vermiyor. Ama defter belge ihticacı salih değil demek çok basit bir, işte az önce verdiğim adat faiz oranı ile bile ortaya çıkabilecek kadar basit bir şey. Sonucu ağır olsaydı, sonuç farklı olsaydı çok tartışırdık, çok konuşulurdu ama konuşmamamızın tek sebebi sonuçlarının zaten eşit olması. Bir anlamsız bir şeye gidiyor yani, tartışmaya gidiyor. Şimdi devam edeyim isterseniz. Şimdi inceleme görüşmesine kimler katılabilir? Burası önemli. Burası neden önemli? Burada 2017 yılında iyi bir düzenleme oldu. Mükellefin lehine bir düzenleme oldu. Onu bir notlarımın arasına aldım. Şimdi incelemeye katılabilecekler işte 3568'e göre yetkili meslek mensupları artı avukatlar mükellefle beraber, kanun temsilcisiyle beraber katılabilir. Bunda bir engel yok. Ancak inceleme sürecinde bir dışarıdan bir destek almak istediğimizde bir vekalet süreci başlıyordu. Resmi vekalet, bu da her zaman zaman kısıtlı düşünüldüğünde her zaman çok mümkün olmuyordu. Ama 2017'ye bir sayılı iç genelgesi var Vergi Denetim Kurulu'nun, bu nokta önemli. İnceleme sürerken bir muvafakatle, rapor değerlendirme komisyonu da dahil buna, biraz sonra belirteceğim. Bir muvafakat yazısıyla birlikte resmi vekaletname olmadan incelemeye dışarıdan bir izahat vermek, görüş vermek, bilgi vermek amacıyla birilerini dahil edebilirsiniz. Bu düzenleme de bana göre sorumlu nokta, avukat ve 3568'e göre yetki almış meslek mensuplarının haricinde diğer kişilere de onay veriyor. Bana göre burada bir sorun var. Çünkü inceleme yönetmeliğindeki kişiler belli. İncelemede mükellefe yardımcı olabilecek kişiler de belli. Dışarıdan bir üçüncü kişiyi buraya dahil etmek bence biraz süreci zedeliyor. Bu iç önergenin zayıf tarafı bu. Ama uygulamada nasıl? Uygulamada vekaletname almadan, resmi vekaletname almadan, şekle tabi olmayan, bakın şekil de yok, düz bir yazıyla bile bunu götürüp yazabilirsiniz. Mükellef düz bir yazıyla o anda bile yazarak kendisi olsun olmasın fark etmeksizin dışarıdan birini incelemenin izahatlarını vermeye, bilgisini vermeye götürebilir. Ama burada imza atamaz, onu söyleyelim. Çünkü daha için ayrı bir hukuki prosedür gerekiyor.
Bu önemli bir düzenlemeydi. Bu mükellef hakları açısından da bence çok pozitif bir şeydi. Yani yaygında kullanılıyor. Müfettişlerin de burada bakış açısı olumlu. Yani zaten düzenli iç yönerge var ama vekaletname süreci, imza süreci gerektiği durumları da vekalete ayırarak konuyu ele alıyorlar. Bence bu faydalı bir yaklaşım. İnceleme görüşmelerine katılabilecekler bunlar. İmza kısmında imza son inceleme bittikten sonraki imzadan bahsediyorsunuz yoksa başlama sürecindeki mi? Onu biraz sonra söyleyecektim ama siz sorduğunuz için ben biraz daha o kısmı detaylandırayım. İncelemede tutanak için söylüyorum. Kaç adet tutanak alınacağı, hangisinin ilk hangisinin son olacağına dair hiçbir şey yok. İnceleme elemanı istediği safhada, istediği konuda tutanak alabilir. Son tutanak der, bu bitti de artık der. Bir hafta sonra çağırır, tekrar tutanak alabilir. Rapor değerlendirme komisyonu toplantısından sonra dahi tutanak alabilir. Dolayısıyla her tutanak aslında hem ilk hem de son tutanak. Bunun hiçbir ayrımı yok. Dolayısıyla mükellefi bağlayıcı olan tutanağa atılacak her imza hangi tutanak olursa olsun, tarihi ne olursa olsun kesinlikle yetkililer eliyle imzalanması gerekiyor. Ya imza yetkilileri tarafından özellikle Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu'ndaki incelemelerde yetki ibaresinin yer alması gerekiyor. Vekalet verilmişse de bu ibarenin açıkça yazması gerekiyor. Ama açıklama yapmak, izahat yapmak, toplantılara katılmak için az önce bahsettiğim muvafakat belgesi yeterli. O imza atamaz ama imza atmak istiyorsa bir kişi onun için ayrı bir vekaletname prosedürünü mutlaka çalıştırmak gerekiyor. Bu tutanak da olabilir, diğer belgeler de olabilir. İşte defter belge ibraz sitesi olabilir, dairede alabileceği tebelli olabilir. Her konuda hangisinde olursa olsun imza mutlaka yetkili olması gerekiyor. Ama bu bahsettiğim benim incelemeye katılma, görüşme, ifade verme, mükellefe danışmanlık yapma anlamındaki süreçte muvafakat yeterli. Bahsettiğiniz bu ise eğer hani tutanak kısmıysa her safhada tutanak alınabilir ve her safhadaki tutanağın da yetkililer eliyle alınması gerekiyor. Bu şart. Bunda zaten müfettişler de bunu sıkı sıkıya hem bakıyorlar hem de arıyorlar. Hatta Vergi Denetim Kurulu'nun ibaresini de orada işte yapılan incelemelerde tutanak vermeye de ibaresinde açıkça arıyorlar, aramaları da gerekiyor. Bilmiyorum sorunuz bununla mı ilgili Melih Hanım, evet. Ama süreç böyle. Şimdi incelemede itiraz ve talepler konusu var. Bu konu önemli. Şimdi şöyle bir benzetme yapabiliriz. İnceleme mükelleflerin rapor müfettişin serbest çalışma alanı. Yani bu ne demek? Tutanak aslında mükellef açısından en serbest saha. Çünkü rapora bir müdahale şansınız yok. Tamamen müfettişin kendi inisiyatifiyle, kendi değerlendirmesiyle, kendi vardığı sonuçları toparlamasıyla yazılıyor. Ama mükellefin kendisini ifade edebileceği, baştan sona her sözü söyleyebileceği yer tutanak. Dolayısıyla hangi tutanak olursa olsun inceleme başlama tutanağında ifade alınmıyor. Öyle bir süreç de yok. O çünkü zaten bildirici nitelikte ama diğer tutanaklarda fiiliye mantar tutanağı olsun, normal inceleme tutanağı olsun, istediği ifadeyi verebilir. Zaten son maddelerden birkaç madde önce ayrıca bir madde daha var. İşte tekrar ilave soru olup olmadığına dair. Bu eğer dikkate alınmıyorsa ne olacak? Yani verilen ifade dikkate alınmıyor ya da bahsedilen kısımda yeterli derecede kendisini bulmadıysa ifade, mükellefin tutanağı imzalamama yetkisi var. İmzalamama hakkı var. Bu hakkını kullanabilir ama bu bir tamamen çözüm mü? Hayır değil. İki taraf açısından da kesin kati bir çözüm olmuyor. RDK'da bunu tekrar ifade edebilir. Alınmayan ifadelerini tekrar RDK toplantısında dile getirip orada ayrıca sunabilir yazılı olarak. Bunun faydası şu, inceleme, yani tutanak dedim ya işte mükellefin en serbest hareket alanı sağlayan yer. Hem ifadeler hem sunabileceği bilgi belgeler açısından tutanak sınırsız bir nokta. Yani burada konuyla ilgisini kurabildiği ölçüde mükellef istediği bilgi belgeyi sunar, istediği ifadeyi de oraya ekleyebilir. Ama burada sınırımız şu, bunu sıklıkla yaşamaya başladık. Özellikle mesela alıcılarda nihai tüketici ifadelerinde çok görüyorum. Şimdi TCK 206'da bir suç var. Resmi evrak hazırlanırken yalan beyanda bulunmak. Bu ciddi bir suç ve müfettişler bunu uyarıyorlar. Hatta bazen tutanaklarda da görüyorum işlem yapılacağına dair TCK'ya göre ibareler var. Ama ifadeyi veren kişiler bazen buna göz ardı edebiliyorlar o anki pratik faydalar amacıyla. Ama bunun TCK'da bir yaptırımı var. Bildiğim yani 3 aydan... Not almıştım. 3 aydan 2 yıla kadar bunun hapis cezası var. Adli para cezasına dönüştürülebiliyor ancak bu suçu işleme ihtimali özellikle mesela alıcılar, nihai tüketiciler nezdinde birkaç defa şahit oldum. Dolayısıyla tutanakta verilen ifade serbesttir. Evet istediğini söyleyebilir ama yalan beyanda bulunmanın da sonuçları mükellef açısından da ifadeyi veren üçüncü kişiler açısından da sonuçları TCK'da da var.
Bu konu ayrıca dikkat edilmesi gereken bir nokta. İfadeyi veren kişinin dikkatli konuşması lazım. Tabii burada hukuki bir tartışmaya girmek istemiyorum. Süre kısıtlı. Hani yalan nedir? 5 yıl önceki bir şeyi yanlış hatırlamak nedir? Tartışması ayrı. Çünkü suçun manevi unsurunda bu kastın var olup olmadığını ortaya koymak, suçun manevi unsurunu ortaya koymak ayrı bir şey ama hani yalan kast, orada müfettişin veya iddianamede savcının belirteceği yalansa eğer bunu işte ortaya koymuşsa bunun sonuçları var. Bunu kesin kez ifade etmem lazım. Dolayısıyla incelemedeki... Denetim elemanları dinlenme kuruluna dinlenme talebim var dediğimizde bir de bunu çok kale almıyorlar diyeyim yani. Şimdi kale... iki tarafında da bulundunuz ya. Hani ya burada o... ne düşünülüyor? Şimdi kale almak başka bir şey ama onun hukuki çözümü varsa kale almaması da çok da önemli değil bence. Çünkü zaten siz hiç oraya yazılmasa bile çıkıp 5 dakika sonra RDK'ya, grup başkanlığına rapor denetleme komisyonunda dinleme talebinizi verebilirsiniz. O dinleme talebinizde işleme alınır. Dolayısıyla tutanak da var yok çok önemli değil ama tutanak da bana göre bunun varsayımsal olması lazımdı. Talep etmesi halinde diyor kanun. Bence talebe gerek yoktu. Talep etmemesi halinde iptal edilebilirdi. Çünkü bu hak kaybına sebep oluyor mu? Oluyor. Hatta benim hatırladığım bir ara Manisa'da sanırım bir mahkeme kararında bu yol kullanılmadığı için ilk derece safhasında böyle bir karar da çıkmıştı. Bu yolu kullanmadığı için mükellefe. Sonra o karar yürümedi, devam etmedi, arkası gelmedi. Ama en azından bu bir idari yol. Bunu tüketmek bence gerekir. Artı ondan da öte uzlaşma komisyonunun bana göre RDK sonrasında, bir onu da bahsedeceğim kısaca ama yeri gelmişken söyleyeyim. Rapor değerlendirme komisyonu kanuni hükmüne kavuştuktan sonra bence uzlaşma komisyonunun esasa dair söyleyeceği şeyler azaldı. Uygulamada da böyle. Yani zaten RDK'da dinlenmişsiniz deyip uzlaşma komisyonlarında konunun esasına girmediğine ben şahit oluyorum. Dolayısıyla RDK sizin aslında müfettişten sonra sizi dinleyecek tek merci orası. Buna bence kayıtsız şartsız her inceleme yani bütün meslek mensuplarının RDK talebini bence vermesi gerekir. Ha bundan vazgeçilir çeşitli sebeplerle. O zaman vazgeçtiğine dair dilekçeyi verirsiniz ama bana göre müfettişin bu sorusunu beklemeden mutlaka bunun talep edilmesi. Ha bu talep edilmemişse, inceleme tutanakları yer almamışsa da bu defa hemen grup başkanlığının nezdinde verilecek dilekçeyle sağlanması gerekir. Bence rapor değerlendirme komisyonu şu an vergi inceleme süreçlerindeki en hassas, en önemli ve bence en etkili nokta. Hakkını savunmak isteyen bir mükellef için davadan önceki bana göre en önemli nokta rapor değerlendirme komisyonu. Bunu geri gelince biraz sonra kısaca zaten ifade edeceğim. Saatin durumunu da kontrol edeyim. Zamanımız da azalıyor. Hangi belgeler zorunlu, neler hazırlanması istenebilir dökümler bunlardan bahsettim. Bu biraz incelemenin ilerleyişiyle iki tarafın birbirini anlamasıyla da ilgili bir şey. Ama zaten hiçbir bilgiyi belgeyi sunmayan bir mükellefle ilgili müfettişin başka başka yaptırımları var. Onları kullanır, kullanması da doğaldır. Ama işletmeyi çalıştırmayacak hale gelecek dökümler konusunda hani az önce söyledim çok da iki tarafın birbirini anlaması gereken bir nokta. Burada çok bir düzenleme yok. İnceleme belgeler süresinde sunulmalı mı? Evet ama kanunda bir 15 günlük uzatma süremiz var biliyorsunuz. Onu özellikle şu pandemi döneminde zaten müfettişler çok iyi niyetli. Hepsini kullandırıyorlar. Fazla fazla kullandırılıyor. Bunun dışındaki sürelerde ben hani çok kullandırılmadığını art niyet yoksa görmedim ama bunun tabii gerekçelendirilmesi gerekir. Niye toplanamadığını, verilerin neden hazırlanamadığına dair. Ama bu ifade edildikten, gerekçelendirildikten sonra süre uzatımı verilebiliyor. 15 güne kadar süre uzatımı var. Şimdi tutanağa az önce değindim ben ama biraz daha detaylı girmek istiyorum. Tutanak, maddi hata olabilir mi tutanakta? Olabilir, düzeltme talebi verebilirsiniz. Ama ifade değişiklikleri, şimdi biraz daha teknik, ben tutanaktaki sorunlu alanlara girmek istiyorum. Çünkü en önemli safha tutanak, her delil mahiyetinde zaten. Tutanaktaki ifadelerin değişmesi zor, onu bir kere söyleyebilirim. Nasıl değiştirilebilir? Tekrar bir dilekçe verip bu işte şu tarihte alınan tutanaktaki ifademizin şu olarak dikkate alınması denebilir ama burada müfettiş bu tutanağı bir defa aldığı için onu değiştirmek istemeyebilir, istemez. Bu size nerede işinize yarayabilir? Rapor değerlendirme komisyonunda ya da mahkemede işinize yarayabilir. Olabilir çünkü tutanak anında yanlış hatırlayabilirsiniz, hatırlamayabilirsiniz ya da söylemek istediğiniz şey eksik kalmış olabilir. Bunun bir çözümü geldi. İki gün önce tutanakların gönderilmesi zorunluydu. Az önce siz sordunuz RDK konusunda. Aslında bu bence daha önemli bir konu. Yani RDK'yı bir şekilde telafi etme şansınız var ama bunu telafi etme şansınız yok. Tutanak bana göre iki gün önce gönderilmesi konusu bence incelemenin en hassas, en önemli noktası. Çünkü bu zaten mükellefin şu anda anlayıp, okuyup, idrak edip, üzerine çalışma yapıp, gerekli bilgi belgeyi hazırlayarak mükellefin müfettişin karşısına getirebileceği veriler açısından en sağlıklı düzenleme bu. Bu iki günlük süre az olabilir, çok olabilir. Bu tartışma konusu bu değil ama var olması çok önemli.
İki gün öncesinde gönderilmemesi bence ciddi de bir eksiklik, inceleme eksikliği. Mahkemeler bunu dikkate alır almaz bunu göreceğiz. Çünkü bu konuda oluşmuş bir yargı kararı ben hatırlamıyorum gördüklerim arasında. Ama ben bu iki gün önce gönderme konusunun müfettişler açısından da ciddi şekilde takibinin edilmesinin gerektiğini düşünüyorum. Çünkü mükellefin burada ciddi bir hak kaybı olabilir. Daha önce sehven verilen ifadeler, hatırlamıyorum ifadeleri de aslında bu müfettişin de biraz faydasına olur. Bir daha bu ifadeleri en azından araştırmam gerekiyor, bakmam gerekiyor gibi ifadeler ortadan kalkacaktır. Bu iki taraf açısından da sağlıklı bir süreç. Talep edilmesi halinde diyor, yine aynı şekilde RDK konusunda burada da ben talep edilmesine gerek olmaksızın mevzuatta bunun otomatikman gönderilmesi gerektiği ibaretinin yer alması gerektiğini düşünüyorum. Bu bir problem nerede var? Yine sık karşılaşıyoruz. Karşı tespit yapılıyor. Meslek mensuplarına geliyordur mutlaka, önünüze geliyordur hazırlanması için. Bu karşı tespitler iki gün önce gönderilmiyor. Doğrudan tespit tutanağına davet ediliyor. Bence karşı tespitle normal inceleme tutanağının, inceleme tespitlerinin bir farkı yok. Ben karşı tespitlerin de iki gün önce gönderilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü özünde sağlıklı bilgi vermekse maksat, ki öyle geldi, amacı oydu bu düzenlemenin, o zaman karşı tespitin de sağlıklı yapılması lazım. Niye? Hem diğer mükellefi, asıl incelenen mükellefi, hem de sonrasında belki beni etkileyecek bir konu bu. Dolayısıyla karşı tespitin de ayrım yapılmadan ben iki gün önce gönderilmesi gerektiği kanaatindeyim. Bu da önemli bir konu. Bilgi isteme yazıları, mükellef müfettişten bir bilgi isteme yazışması isteyebilir ama bu olmayabilir. Bunun için hani kimse müfettişi zorlayacak bir kalem, bir kanal, bir mevzuat düzenlemesi yok. Bu yaşandı birkaç ay önce başımıza geldi. Bunu talep ettik. Daha sonra bu yerine gelmezse bunu müfettişten, rapor değerlendirme komisyonundan da talep edebilirsiniz. Ama orada da yanıt bulamazsa mahkemede bunun inceleme eksikliğine doğru götürme ihtimali yüksek. Çünkü bir bilginin dış yazışmayla istenmesini talep eden bir mükellefe müfettişin haklı bir sebep sunmadan, ki incelemeyle ilgili müfettişin yazışma, bilgi toplama yetkisi çok geniş. Dolayısıyla bu yetkisi varken, bu imkanı varken, örneğin süreye dayalı bir sebeple bunu reddetmemesi gerekir. Hukuken bence burada mükellefin hakkının korunması gerekir. Ama olmayan örnekler var mı? Var. Art niyet de olabilir. Bunu yani bir incelemeyi yürütmeyecek seviyeye getirdiğinizde tabii ki bu karşılık bulmayacaktır. Ama önemli kritik bir noktadaki bilgi isteme talebini, müfettişin bir yazışma yapma talebini. Çünkü her zaman her bilgiyi mükellef kendisi edinemez. Yani devlet eliyle edinilebilecek bir bilgiyi mükellef edinemiyor olabilir. Bunun araştırılmasını istediğinde bence bunun dikkate alınması gerekiyor. Bazen son tutanakta bu söyleniyor. Son tutanaktan sonra da müfettiş artık kapatmış oluyor inceleme. Büyük oranda tamamlanmış oluyor. Ama o yazışma, o bilgi kritikse orada her ne aşama olursa olsun bence bunun dikkate alınması gerekiyor. Ben meslek mensuplarının bu konuyu dikkate alması gerektiğini düşünüyorum. Eğer bir yerden bir yazışma yapılması gerekiyorsa bunu talep etmek gerekir. İster tutanakla ifade edebilirsiniz, ister müfettişe ya da grubuna yazıyla talep edebilirsiniz. Böyle bir bilgiyi araştırmanın yapılmasının incelemede sağlıklı sonuç vereceğini bence talep edebilirsiniz, isteyebilirsiniz. Bu kısımda, tutanak kısmında söylemek istediklerim bunlar. RDK kısmına girmek istiyorum. Melat Hanım varsa başka bir kısımda girişiniz. Yoksa diğer kısma başlayayım. Yok yok. Şimdi RDK kısmı, az önce söyledim, bana göre sistemin şu anda kilit noktası. 3 komisyon üyesi var ve bunlar kıdemli, tecrübeli müfettişler. Dolayısıyla rapor değerlendirme komisyonlarının şu anki görüşleri, rapora ilişkin resmi görüşü, müfettişi bağlamakla, mükellefi bağlamakla beraber aslında konuya biraz hakem olarak da bakıyor. Dolayısıyla sistemin içerisine yerleştirilmiş çok iyi bir yapı. Ama uzlaşma, tabii uzlaşmanın içerisindeki şeyi, esasa dair konuları biraz daha azalttı. Az önce söylediğiniz konuya geldiğimizde, RDK'daki hakkınızı kaybettiğinizde uzlaşmada zaten RDK'da bunları anlatılmış olmalıydı gibi bir şeyle karşılaşabilirsiniz. Dolayısıyla bu ciddi bir hak kaybına sebep oluyor. Az önce söylediğimizde bence mevzuata otomatik olarak yerleştirilmesi gerekir. RDK'nın önemi şu, RDK yazılan incelemede, yazılan raporda, bu raporun taslağı size ulaşıyor biliyorsunuz ama bu rapor değil. Bakın orada hesaplamaları görmüyorsunuz, yasal dayanakları çok detaylı görmüyorsunuz. Orada sadece şu şu sebeplerle şu işlem yapıldı diye bir özet görüyorsunuz. Hala daha hesaplama doğru mu? Hesaplamada maddi hata bile olabilir. Bunlarla da karşılaşıyoruz. Yani sonuçta insan ile yürütülen bir şey. Biz de bu işi yaptık. Hataya müsait bir konu bu. Dolayısıyla rapor elimize gelmeden aslında tam olarak, evet %100 biz bu raporla ilgili şeylerimiz, itirazlarımız bunlardır diyemeyiz. Ama yine de sistem iyi bir sistem. Taslak halinde bile olsa nelerin eleştirileceğini mükellefin biliyor olması, RDK'ya da buna dair savunmasını, ifadelerini vermesi bence iyi bir şey.
RDK'nın yalnız fonksiyonu kanunda geçiyor ve benim gördüğüm kadarıyla rapor değerlendirme komisyonları da bunu sıkı sıkıya uyguluyorlar. RDK sadece dinliyor. Dolayısıyla sizinle müfettişle yaptığınız inceleme gibi bir konuyu ele alıp sağlıklı bir sonuca ulaştırmak için bir aşama, bir çalışma yok. Sizi dinliyor. Varsa yazılı bilgi belgelerinizi, donelerinizi alıyor ve bununla ilgili kendi değerlendirmesini yaparak müfettişe dönüş yapıyor. Bu dönüş mükellefin şu itiraz mülazaları dikkate alınsın şeklinde de olabilir. Bunlar dikkate alınmadan rapor işleme konusunun şeklinde de olabilir. Burada önemli bir nokta, kaçakçılık raporlarında mütalaa da bu aşamada devreye giriyor. Bu da önemli bir konu. Mütalaanın da aslında selameti açısından, savcılık ayağında yani adli taraftaki davanın yürüyüşü açısından da RDK'daki ifadeler, verilen sözler, yazılan yazışmalar bunlar önemli. Dolayısıyla sözlü ifade de olsa, yazılı ifade de olsa RDK'da verilen ifade çok önemli. Çünkü müfettişle yürütülen inceleme bir tarafının idarenin ağır bastığı, bir tarafında mükellefin kendi hakkını savunduğu, iki tarafında kendine göre ifadelerini, görüşlerini sunduğu bir nokta. Ama RDK biraz daha ortada. Yine idarenin içinde örgütlenmekle beraber ortada. Bu ortada olmasında verdiği bir şeyle bir hukuki bir müessese bu. Bence burada özelge mesela dikkate alınmamıştır. Getirip orada dikkate alınmasını isteyebilirsiniz. RDK şu an sistemin en kilit tarafı. Dolayısıyla ben meslek mensuplarına tavsiyem, rapor değerlendirme komisyonu taleplerini hiç atlamadan her tutanağın içerisine eklemeleri, soru sormasını beklemeden bununla bence talep edilmesi gerekiyor. RDK ile beraber MRDK, Merkezi Rapor Değerlendirme var. Çok kısa bahsedeyim, zaman kısıtlı. Bazen vergi türleri itibariyle tutarlar açtığında RDK'nın doğrudan MRDK'ya raporu göndermesi gerekiyor. Ankara'da inceleniyor rapor. Bazen de rapor değerlendirme komisyonu ile müfettiş arasında görüş farklılığı olursa, müfettiş raporun değiştirilmemesi gerektiği kanaatine erişmişse, bu durumda da rapor Ankara'ya Merkezi Rapor Değerlendirme Komisyonu'na gidiyor. Yine aynı şekilde mükellef çağrılıyor, dinleniyor. Dolayısıyla aynı RDK için anlattığım şeyler MRDK için de geçerli. Konu daha detaylı olarak orada ele alınacaktır ama burada benim tekraren söylemek istediğim, bu hakların hepsi talebe bağlı haklar maalesef. Bunları talep etmekten unutmamak lazım, mükellefleri uyarmak gerekiyor. Peki bu kapsamda 131 ve 431'deki hesapların hareketlerinin fazla olması, transfer fiyatlandırması yönünden bir inceleme sevk nedeni olabilir mi Üstad? Şimdi 131, 431 ile beraber diğer aslında 131, 231 yani ortaklardan alacaklar hesabını kastederek söylüyorum. Ortaklardan alacaklar hesabı ile beraber yani kasa hesabının yüksekliği ya da avans hesaplarında, alt hesaplarda görülebilecek yükseklikler, donuk alacakların ilişkili kişiden olup olmaması yönüyle de transfer fiyatlandırması boyutuna girebilir. 131 ortaklardan bir gün başka bir gün belki bunu detaylandırabiliriz. Yani bir incelemede risk analizine dayalı olarak çıkabilecek riskler nelerdir? Bir ayrı bir konu yapabiliriz ama 131 ortaklardan alacaklar hesabının yıl sonu bakiyesi veya yıl içi hareketlerinin yüksekliği fark etmez. İkisi de aynı şey. Yani sanki yıl sonu bakiyesi olmadığında hiç bu konu yokmuş gibi değerlendirildiğine göre ama öyle bir şey yok. Yani yıl içerisinde kullandırılan paraların da günle bağlantılı olarak adatlandırmasını yapılması gerekiyor. Burada tabii kritik olan nokta 131 hesap, yani biliyorsunuz muhasebede özün önceliği vardır. Özün önceliği gereği aslında 131 hesap kullanılmakla beraber mesela mahkeme kararlarında bunu çok sık görüyoruz. O para ortağa kullandırılan bu para eğer bir işle ilgiliyse burada adat yani ortağa kullandırılan bir paradan kaynaklı örtülü kazanç dağıtım eleştirisi gelmez, gelmemesi gerekir. Yani SALT kendi başına 131 ortaklardan alacaklar hesabı yüksek diye bunun sonuçları ortaya çıkmaz. Öncelikle yine her zamanki gibi tutanakta bunun sorulması, bu soruların da mükellefin kendi çerçevesine cevap vermesi gerekiyor. Kendi şahsına kullandıysa tabii ki sonucu bahsettiğimiz gibi transfer fiyatlaması eleştirisi gelecektir. Ama bunu iş için kullandığını, işletme için kullandığını ve buna ilişkin delillendirmesini de belgelendirmesini yapıyorsa burada özün önceliği gereği hangi muhasebe hesabında olmasının bir önemi yok. Ama muhasebe sistemine uymamakla ilgili bir eleştiri gelebilir, bir usulsüzlük cezası gelebilir. Başka bir konu ama tabii ki ikisini mukayese edecek şekilde söylüyorum. Eğer 131 hesaptaki tutarlar işle ilgili kullanılmışsa çok çok ivedi olarak mükellefin bununla ilgili bilgi belgesini toplayıp sunması gerekiyor. Her zaman böyle olmuyor ama yani onu da söyleyeyim. Yani mükellefin 131 hesabı salt iş için ya da sadece kendi ihtiyaçları için kullanılmıyor. O hesap bazen bir torba hesap haline geliyor. İşte bazen işle ilgili kullanıyor. Bazen kendi şahsına çekiyor. Geri koyuyor. Tekrar alacaklı hale geliyor. Yani mesela alacaklı hale geldiğinde netleştirilecek mi, netleştirilmeyecek mi? İşte 131 ile 331 net hale getirilecek mi? Birçok ayrı alt başlık var ama bu bugünkü kapsamda çok girmemekle beraber sadece şunu söyleyebilirim. Bu hesap çok yaygın olarak incelemeye sevk sebebi oluyor. Ama dairede de olabilir bu. Yani sadece müfettiş BDK anlamında değil.
Bunu izah etmek, ayrıntılandırmak, alt tutarları izah etmek yine mükellefin kendi elinde. Tutanakta ya da öncesinde müfettişe ya da vergi dairesinde bunu anlatması, izah etmesi gerekir. Ben bunu işle ilgili kullandım diye. Keza bununla ilgili çok Danıştay kararları da var. Hatta şunu bile gördüm. Yani bu paraların, kullandırılan paraların işle ilgili olup olmadığına dair bir ifade vermişse mükellef bunu müfettişin araştırması gerektiği, bununla ilgili dış yazışma yapması, inceleme araştırma yapması gerektiğine dair de çok mahkeme kararı var. Ama bu hesap tehlikeli bir hesap. Onu artık söylemeye gerek yok. Yani bu hesabın kendisi ortakların kullandığı paralarla ilgili kullanılır. Bu hesabı kullandığınız anda zaten karine olarak siz ortağınıza bu parayı kullandırmışsınızdır. Bunun tartışması çok yok. Bundan sonra ispat külfeti tarafı başlıyor. O da mükellefin üstüne düşüyor. Peki adat faturası için sorayım. Orada 131'i mi kullanmak yoksa kanundan kabul edilmeyeni mi kullanmak daha uygun olur? Hani siz işin öbür tarafında da bulunmuş biri olarak. Kanunun, şöyle söyleyeyim. Ortakların şahsıyla ilgili hiçbir işlem kanunen kabul edilmeyen gider değildir. Çünkü kanunen kabul edilmeyen gider, şirket adına yapılan giderlerin kanunun yasakladığı bir gider olması nedeniyle kullanılan bir hesap, kullanılan bir yöntem. Bu tekniği kullanmanız için işle ilgili bir gider olması gerekiyor. Nedir? İşte motor taşıtlarla tipik örneğin. Ama ortağın kendisine örneğin mesela işletmedeki bir şeyi verdiniz, bedelsiz olarak kullanımına bıraktınız. Burada kanunen kabul edilmeyen gider değil. Burada tamamen ortaklar cari hesabı üzerinden ortağa artık bunun çıkışının yapıldığı ya da paraysa borç verildiği gibi hiç kanunen kabul edilmeyen gider değil. Tamamen ortaklar cari hesabının yürütülmesi. Bunun sonucu ne? Tabii ki stopaj. Yani hesabın şişmesi hocam. Hesabın şişmesi. Ertesi yılda da aynı bakiye tekrar üstüne ekleneceği için tekrar aynı konu başlıyor. Dolayısıyla kanunen kabul edilmeyen gider değil bu konu. Bu konu ortaklar cari hesabını ilgilendiren bir konu. Ortağın şahsıyla ilgili hiçbir şey kanunen kabul edilmeyen gider değildir. Bunu net olarak söyleyebilirim. Ha, 11. maddede düzenlendiği için KVK'da o yorum çıkıyor ama kanunen kabul edilmeyen gider işle ilgili bir giderin kanun kabul etmemesi. İki başka konu mesela Binek Otomobiller'in bu yıl başından beri biliyorsunuz kısıtlamaları var. Bu tipik bir kanunen kabul edilmeyen gider ama bunu ortak kullanır mesela bu da tartışmalı bir konu. Madem ortağın kullanıldığı varsayılıyorsa neden KKG yapılıyoruz da ortağın carisine işlenmiyor gibi çok yani tartışmalı konular da var. Görüyoruz bu yıl mesela bu konu çok ele alındı. Ama özünde işle ilgili kullanıldığı ortaya konuluyorsa bu binek aracın burada KKG'dir karşılığı. Kanunen kabul edilmeyen giderdir. Ama ortak kullanıyorsa ve bu tespitliyse mesela binek oto dışındaki diğer kalemler içinde söyleyelim. Burası da artık kanunen kabul edilmeyen gider falan değil. Bu direkt ortağa yapılan bir çıkış. Oysa sonuçlarını böyle değerlendirmek lazım. Zaten KKG yazsanız da müfettiş bunu kabul etmeyecektir. Yeterli görmez yani. RDK sürecinin önemini anlattım. Talep edilmesinin öneminde söyledim. Ben burada RDK kısmına daha fazla zaman ayırdım. Çünkü benim için RDK kısmı şu an uzlaşmadan daha önemli. Çünkü uzlaşma sonuçlar üzerinden gidiyor. RDK sebepler üzerinden gidiyor. İki farklı müessese var burada. Uzlaşma kısmına gireceğim kısa. Vaktimiz el veriyor mu Melahat Hanım? Nasıl durumunuz? Evet hocam. Buyurun. Şimdi tarih öncesi uzlaşma ve tarih sonrası uzlaşmada talep süreleri kanunda belli ama ben birkaç tane özellikli konudan bahsedeyim. Tarihat öncesi uzlaşmada talepten vazgeçip tarihat sonrasına dönebilirsiniz. Bunun çeşitli sebepleri olabilir. Mükellef kendisine göre gerekçelerini ortaya koyarsa bu talepten vazgeçip tarihat sonrası isteme hakkı var. Kısmi uzlaşma hakkı var mükellefin. Bazı konulara uzlaşabilir, bazı konulara uzlaşamaz ama başımıza gelen bir konu yakın zamanda kısmi uzlaşma eğer KDV gibi aylık vergilendirme dönemlerini ilgilendiren konularda hesaplama yapılmasını farklı farklı konulardan geliyorsa, hesaplama yapılmasını engelliyorsa uzlaşma komisyonu kısmi uzlaşmak tarafında değil, kısmi uzlaşma yapmıyor. Ama eğer konular birbirinden farklıysa, farklı vergi türleri ya da vergi türleri itibariyle ayrıştırılması net olarak yapılıyorsa kısmi uzlaşma hakkı mükellefin var. Bu konu önemli. Yani bazı konuları davaya götürüp bazı konuları uzlaşma içerisinde sonuçlandırabilir. Bu hakkı yetkisi var mükellefin. Uzlaşma kesin, dava açamıyoruz. Tek istisnası maddi hata. Bununla ilgili Danıştay kararları da var. Bu önemli bir konu. Bazen oluyor çünkü hatalı uzlaşmanın tutanaklarında, tutanak metinlerinde hatalar olabilir. Uzlaşma komisyonunun yetkisinden bahsedeyim. Kendi yönetmeliğinde yazan işte incelemede tekrar inceleme elemanını dinleyebilir vesaire hükümler var ama ben son dönemde rapor değerlendirme komisyonundan sonra bu uzlaşma komisyonunun biraz daha konuyu sonuç itibariyle ele aldığını görüyorum, şahit oluyorum. Dolayısıyla buradaki uzlaşma komisyonunun biraz daha tutarlar üzerinde gittiğine şahidim. Uzlaşmadan vazgeçme hakkı mükellefin var. Bir uzlaşmada bir önemli nokta da uzlaşmada alınan teklif. Şimdi şunlara da şahit oluyorum. Uzlaşmada o esnada verilen teklifi birebir tutanakta göremeyebiliyorsunuz. Şimdi uzlaşmada ortaya çıkan komisyonun koyduğu teklif tutanağa yazılıyor. Bu sorunlu evet ama
İki tane rakam çıktığı örnekleri gördüm yani. Bu dolayısıyla uzlaşırsanız rakam bu ama uzlaşmazsanız işte rakam burada diye. Tabii bunun sonucu şu, dava açma süresinin son gününün akşamına kadar biliyorsunuz davadan vazgeçerek tekrar o uzlaşma rakamını kabul etme şansınız var. İşte oraya döndüğünüzde o uzlaşma komisyonu toplantısındaki rakamı değil, uzlaşmanın tutanağındaki rakamı göreceksiniz. Böyle bir farklılık var burada. Uzlaşmada teklifin yer alması bu açıdan önemli, hangi tutarla yer alacaksa. Kısaca davalara değineceğim. Ben sadece özellikle birkaç şeye değineyim. Bir tanesi, şimdi idari işlemlere biz zaman zaman eğer aralarında idari yargılama usul kanunu 5. maddesine göre aralarında illiyet olduğunda tek dilekçeyle dava açma hakkımız oluşuyor. Bu pratik sonuçlar doğurabiliyor, ayrıca vekalet ücreti konusunda da fayda sağlayabiliyor. Ama benim gördüğüm mahkemeler bu konuda çok katı yaklaşıyor ve her vergi türüne, her döneme ayrı ayrı dava açılmasını istiyor. Eğer dava ile ilgili bir şey söylenecekse ilk önemli nokta bu. Diğeri bir gördüğüm noktada şimdi özel bu çok yaşlılıklarda kaçıyor evet, hocam. Bu çok önemli. Özel usulsüzlük şöyle. Önceden bütün özel usulsüzlükte uzlaşma kapsamına girmeyen tüm raporlarla birlikte hepsi kapsam dahilinde veya değil ayrım yapılmaksızın mükellefe birlikte tebliğ ediliyordu. Ama son dönem görüyorum. İşte mesela kaçakçılık kısmı var. Oradaki şeyler, tarihatlara ilişkin rapor ya da özel usulsüzlük gibi ayrıca yazılan raporlar gibi konular hemen vergi dairesi hiç tarihat öncesi veya tarihat sonrası uzlaşmayı beklemeden tebliğ ediyor. Tabii bu tebligatı mükellef görmüyor ya da diyor ki tamam tarihat öncesi uzlaşacağız veya uzlaşmayacağız. Sanki o bir bütün gibi algılanıyor ister istemez. Öyle bir şey yok. Bu özel usulsüzlükten süresi belli, dava açma süresi. O süresiz tarihat öncesi ya da tarihat sonrası uzlaşma gününü bekleyene kadar o süre doluyor. Bunun vaki örneklerini çok gördüm. Bu konuya bence dikkat etmesi gerekiyor meslek mensuplarının. Evet. Uzlaşma kapsamına girmeyen konuları vergi dairesi ayırıp direkt olarak tebligata çıkabilir ihbarnameyle. Bu ihbarnamenin dava açma süresi o gün size tebliğ edilmiş sayıldığı gün itibariyle başlar. Tarihat öncesi veya tarihat sonrası uzlaşma gününüz 2 ay sonra da olsa önemi yok. Siz o dava açma süresi içerisinde o davayı açmak zorundasınız. Bu süreler kaçıyor. Bu önemli bir konu. Bunun birkaç defa şahit oldum. Özellikle buraya da yazdım. Bir konu çok basit. Hemen kısaca değineyim. Ceza davası ile vergi davası birbirinden ayrı. Kaçakçılık suçları için söylüyorum. 359. madde kapsamında. Mesela vergi davası daha önünüze gelmeden, hatta ihbarname gelmeden savcılıktan yazı gelen, işte ifadeye çağrılan mükellefleriniz vardır. Bunun sebebi şu. Müfettiş ceza davası için savcı da suç duyurusunu doğrudan kendisi yapıyor. Ama vergi ihbarname süreci ise FDK, VDK'dan vergi dairesi, ilgili vergi dairesi de mükellefe tebligat. Dolayısıyla daha uzun bir yol. Yani doğrudan savcılıktan gelen kağıtla bir vergi yargılama sürecinin başladığını öğrenen mükellefler var. Dolayısıyla böyle bir şeye sebep olmamak adına buradaki sürelere de tebligatlara da dikkat etmek gerekiyor. Bu davalar birbiriyle ilintili değil, birbirlerinin sonucunu etkilemez. Teorik olarak da uygulamada da böyle. Ceza davası düşüyorsa, beraat da sonuçlanıyorsa vergi davası da aynı şekilde sonuçlanacak diye bir kaydı yok. İdare mahkemeleri ve ceza mahkemeleri arasında bir birliktelik, bir uyum, bir harmoni yok. Dolayısıyla bizim burada biri böyle sonuçlandı, diğeri de böyle sonuçlanır deme şansımız da yok. Ama eğer gerekçelerinde teknik olarak beraate götüren gerekçelerde o sahte belgeyse ya da diğer kaçakçılık maddelerine ilişkin esasa dair konularda bir şey söylenmişse vergi mahkemelerinde bunu dikkate alması gerekiyor. Ama tabii almadığında bunun bir zorunlu olmak için bunu almadığında bunun şikayet merci ya da söylenecek söz üst mahkemelerde istinafta da temizde ortaya çıkacak. Verginde dava dilekçeleri için söylüyorum. Bu başta bahsettiğim tutanak işte RDK'da verilen görüşler, ifadeler bunlar dikkate alınmadığında İşte o zaman bu mahkemedeki dilekçelerimizde bence bu ifade edilmesi gerekiyor, belirtilmesi gerekiyor. Çünkü yani söylemeye gerek yok. Bunlar eksik incelemeye götüren şeyler. Sonucunun ne olduğundan bağımsız söylüyorum. O yazışmayla yine o tarihat yapılabilirdi. Yapılacak da olabilir ama o yazışmanın sıhhatli şekilde incelemenin yürütülmesini, o yazışmaların yapılması ya da o ifadelerin eklenmesi gerekiyor. Dolayısıyla dava tarafında incelemede dikkate alınmayan, idare tarafında dikkate alınmayan konu neyse onların da dikkate alınması gerektiğini ben düşünüyorum. Bu benim söyleyeceklerim uzlaşma tarafı da tamamladım, dava tarafında tamamladım. Bu kadar. Soru varsa soru alabilirim. Birkaç notum daha kaldı ama soru geldikçe belki temas eden noktalar vardır. Orada belirtirim. Hocam benim sorum var. Bana yani şey Facebook'taki yorumlarda bir arkadaş sormuş. Üstad devam eden bir vergi incelemesinde istinaden vergi usul kanunu 148'e göre bilgi isteme konusu
değinebilir mi üstad diye özellikle söylemiş Murat Özdemir arkadaşımız. Az önce karşı tespitte söyledim. Devam eden inceleme sanırım başka mükellefe ait. Bu mükelleften, onunla temas eden bir mükelleften, alıştırılan bir mükelleften. Sanırım öyle anlıyorum. Şimdi 148. madde bilgi isteme. Müfettişin bilgi isteme yetkisi var inceleme elemanının. Dolayısıyla bu inceleme ile ilgili olarak kendi yürüttüğü incelemede bununla ilgili olarak bilgi belge isteyebilir. Bu bilgi belgelere de cevap verilmesi gerekiyor. Bunun yaptırımı özel usul cezası evet, ama eğer temas eden nokta, istenen bilgi o mükellefin haricinde bilgi istenen mükellefi de etkiliyorsa ve buna cevap vermemişse tabii ki burada kendisine de sonuç doğuracaktır. Dolayısıyla bunu sanki bir inceleme yazısıymış gibi, inceleme bilgisi isteniyormuşçasına bence cevaplamak, dikkate almak gerekiyor. Eğer bu karşı tespit tutanağı olarak gelmişse de az önce söylediğim tutanak süreçleri önemi aynı şekilde burada da geçerli. Çünkü sonucu şeye de gerek yok. Sonucu size sirayet edip etmemesine de gerek yok. Çünkü bir başka mükellef ilgili inceleniyorsa da onunla ilgili sağlıklı bir şey ortaya çıkarılmaya çalışıyorsa oraya mükellefin doğru bilgiyi vermesi gerekiyor. Dolayısıyla 148. maddedeki özel usulsüzlük cezası evet, ama onun sonucunda o şey sağlıklı şekilde açıklanamamış, izah edilememiş olursa mükellefin kendisini de bu ifadeyi, bilgiyi vermesi gereken mükellefi de incelemeye doğru götürebilir. Müfettişin bu yetkisi de var. İncelemeyi talep etme yetkisi var. Verilir verilmez ayrı, ama 148'deki durum bu. Yani bunu şöyle mi değerlendirmek lazım? Bunu bir inceleme tutan çağrım gibi ciddiye almak lazım. Evet. Süreçlerini takip etmek lazım. Evet. Sonuçları bilgi istenen mükellefi de incelemeye götürebilir. Götürebilir. Bazen şöyle şeyler oluyor. Yani öyle bir bilgi istemesi gerekiyor. Aslında tutanak alınması gerekiyor. Yani müfettişin tutanak alması gereken yerde bilgi istemesi var. Mesela işte gördüm birkaç defa transfer incelemelerinde vesairede gördüm. Şimdi burada bilgi isteme yazısı aslında müfettiş açısından da konuyu sıhhatli çözmeye yaramaz. Çünkü tutanakla bilgi isteme yazısının farkı şu. Bilgi istemede cevap mükellef verir. Ne söylüyorsa o. Onun teyidi yok aslında elinde. Ama olması gereken, özellikle karşı taraftaki mükellef için hayati bir önemdeyse bu, bir tarihata götürecekse, bir cezaya götürecekse mutlaka defter belgeyi alıp o ilgili alıcı satıcı neyse diğer taraf, onun defteri belgesi üzerinde tespit yapması gerekiyor. Ama bazen işte yani müfettiş arkadaşının da şu an üzerlerinde çok iş var. Onu da biliyoruz. Dolayısıyla o iş yükünün arasında bazen tespit yerine, tutanak yerine bilgi isteme yazısıyla geçen şeyler oluyor. Bu da ister istemez hem mükellef hem meslek mensuplarına bir yük oluşturuyor. Orada hatalı bir ifade de olabilir. Bakın defterindeki bir bilgiyi yanlış da yazmış olabilir. Dolayısıyla bir başka mükellefi bu yanlış bilgiyle, sadece bu bilgiyle şeye götürmemek lazım. Sonuçlarına götürmemek lazım. Mutlaka bence eğer karşı tarafta bir sonuç çıkacaksa bilgi istemeden öte defter belge tutanak tespiti bence gerekir. Ben de sorular var ama daha önce üstad bilgi için tekrar şey yapmıyorum. Melahat sende. Tamam, ben bir soru soracağım hocam. Gelir tablolarındaki faaliyet ve vergi öncesi kar oranı incelemeye alınmadı, değerlendiriliyor mu? Ya da sektörel olarak Maliye Bakanlığı'nın belirlediği bazı kar marjları var mı bu konuda? Bu oranların altında kalınırsa incelenmeye alma riski yüksek mi diyebileceğimiz noktalar neler? Şimdi mükellefin hem önceki yılları hem de bulunduğu sektördeki oranları dikkate alınarak bakanlık kendisi hesaplama, oranlama, işte yazılımları kullanarak yapıyor, ama belli bir belirlediği bir şeyden ziyade kendi sektöründeki ya da kendi önceki yıllarındaki ortalamalar korumuyor. Ama tabii bazı şeyler dönemseldir. Mesela şu dönemdeki kar zarar marjları ile önceki yıllar birbiriyle aynı değil. Tabii ki bakanlık bunları dikkate alırken aynı şekilde görüyor, ona göre analizlerini yapıyor, ama sağlıklı bir yılda, sıradan bir yılda önceki yıllarla cironun, kar zararının, hatta onları da bırakın, genel yönetim giderlerinin altındaki bir kalemin fahiş bir şekilde, yani ekstra bir şekilde artmasında da incelemeye doğrudan sevk edildiğini ben gördüm. Yani, kendi üzerimden de bunu yaşadım. Dolayısıyla sadece kar zarara gitmeden ara kalemlerde bile ani artış, azalışlar incelemeye sebep olabilir. Bunda bir şey de yok zaten. Hani incelenir, bakılır, oradaki sebep açıklanır, ama sadece SAT olaya kar zarar veya ciro olarak, maliyet olarak bakmamak lazım. Gelir tablosunda, bilançodaki kalemlerdeki ani değişiklikler de, sektör ortalamasındaki farklılıklar da rapor, o risk analizinde dikkate alınıyor. Ama ağırlıkları farklıdır birbirinden. Yani bir alacakların ağırlığıyla tabii ki kar zarardaki ağırlık aynı değildir, ama bunların hepsi dikkate alınıyor. Benim son iki sorum var başkanım. O da bizim meslektaşlarımızın. Bir tane de bende var şimdi. Tamam. Evet. Bizimle ilgili son soruları kendimize bıraktım ben. Serbest meslek incelemelerinde gayri safi hasılat ile indirilen giderler arasında bir denge olmalı mı? Bu yönde maliyenin işte değerlendirdiği bir oran var mı?
Ya benim şahsi gözlemim bu. Yaşadığım, yani idare tarafında gördüğüm bir şey değil ama şahsi gözlemim. Belli serbest meslek grupları için işte dönemsel, biliyoruz bu sene mesela doktorlarla ilgili, ondan önce işte avukatlarla ilgili çok yoğun inceleme yapılıyor. Şimdi avukatların konusu biraz daha muğlak, çünkü avukatların mahkemede vekalet aldığı, almadığı, verdiği, yani oradaki tahsilat serbest meslek tahsil lisansına dayanıyor gelir vergisi açısından. Dolayısıyla orada konu biraz daha muğlak ama doktorlarda vesaire de çok yoğun inceleme oldu bu yıl. Yok, bunun işte kendi avukatlarla ilgili de aslında son bir düzenleme geldi. O birazcık daha netleşti, evet, aslında. Netleştirdi. Dolayısıyla kimin ne zaman tevkifat yapacak, kimin ne zaman, evet, makbuzunu keseceği aslında biraz daha net. Ama yine de mesela üst derece mahkemelerindeki vekalet ücretlerinin hak edilme safhalarında vesaire de problemler var. O problem de değil aslında. Bu o işin özünden kaynaklanıyor. Ama doktorlar, mimarlar, mühendisler, yani daha çok kazancı ne zaman tahsil ettiği açık olanlar açısından bu şey yapılıyor. Ama bakanlık bunu yaparken, BDK bunu yaparken bir şeyden ziyade, bir orandan, bir belli bir marjdan ziyade burada işte mesela şey var, merkezi rapor var mesela. Orada merkezi raporda gelen, bankalarda gelen bedeller görülüyor. Yani müfettişi inceleme geldiğinde önündeki ekranda ciddi bir veri var. O verilerin hangisi neye işaret ediyor? Mesela kendi aracı var ama araç kiralamış. Bunu gördüm mesela. Doktora bu sorunun sorulduğunu gördüm. Bu hiçbir yerde yok ama var. Yani şu an gelir dairesinin de VDK'nın da elinde ciddi bir veri ambarı var. Dolayısıyla yani bir kar marjına veya eskiden belki öyleydi, bilmiyorum. Bizim üstadlar anlatırdı işte kar marjıyla vesaireyle çok incelemeler seçilir alındı ama şu an durum öyle değil. Şu an daha teknik gidiyor. Dolayısıyla bakanlık yani o kadar geniş bir veri ambarının içerisinde neyi kullanıyor, neyi kullanmıyor, bu daha önemli. Belli bir orana, belli bir kar marjına çok takılmamak lazım. Verdiğim örnek mesela çok açıkçası şey, daha iyi anlatıyor olayı. Yani kiralanan araçla beraber sahip olunan araç sorgulanır, sorgulanıyor. Dolayısıyla olaya biraz daha serbest meslek açısından öyle bakmak lazım. Mali müşavirler açısından da, yani bizim açımızdan konu biraz daha farklı. Çünkü biz bizim en büyük problemimiz serbest meslek erbabının, biz biraz daha farklıyız. Çünkü bizim serbest meslek erbabında bizim asgari tarifemiz var. Diğerlerinde de var ama bizim asgari tarifede KDV'deki tahsil esası olmadığı için bizim dönemimiz de farklılaşıyor. Dolayısıyla bir mali müşavirin incelenmesindeki bakılacak hususlar daha farklı. Bizim iş çeşitliliğimiz de fazla. Yani bizdeki gibi bir hasta geldi, POS makinesinden çekti, tedavi aldı, gitti değil. İşte uzlaşma yapıyoruz, ticaret olsun, şirket kuruluşu. Yani çok farklı kalemler var. Hangisi hangi aşamada tahsil, hangisi KDV'yi doğurdu? KDV'de hala vergiyi doğuran olan serbest meslekte bence problemli. Birbirine tahsil esasına bağlanmasını kastetmiyorum. O zaten bir sorun ama alt bazda da ne zaman doğduğu problemli. Yani aldığınız bir danışmanlık kişinin ne zaman sonuçlandığı, ne zaman verginin doğuran olayın gerçekleştiği bence çok net değil. Dolayısıyla oranlara çok takılmamak gerekiyor. Ben şu anda daha teknik gittiğini düşünüyorum, görüyorum VDK'nın. Dolayısıyla oranlardan ziyade herkesin kendi beyannamesinde, bilançosunda verdiği bildirgede ne var ona bakmak, onun üzerinden gidiyor. Bu çerçevede bakmak lazım bence. Peki ben son sorumu sorayım. Meslek mensupları olarak vergi incelemelerinde müteselsiz sorumlulukla karşı karşıya kalmamamız için nelere dikkat etmemiz lazım? Zor soru. En zorunu sana bıraktım hocam. Zor soruda kolay cevap olmaz. Şimdi mesela örneği, yaygın olan örneğinden gidelim. Sahte belge işte mesela, kullanıcı mı değil mi? İşte düzenle için çok bir şey söylemeyeceğim. Yani oradaki durum biraz daha farklı ama kullanmada mesela şimdi bir mali müşavir neyi bilebilir? Yani neyi bilebilir, neyi kontrol edebilir? Mesela bana sorarsanız bir taraftan hani denetim, eski bir denetim elemanı gözüyle de söyleyeyim. Ya bir cari hesabın çok uzun süre çok yüksek bakiye kalması, kasadan çok yüksek tutarlarla tahsilat olduğunu öne sürmek bence çok açıklanabilir, izah edilebilir şeyler değil. Ama mükellef cari hesaplarını kendisi takip ediyor, kontrol ediyor. Buna ilişkin değerlendirme yapıyor. Bununla ilgili sevk ihsalini almış, belgesini tamamlamış. Ben mükerrer 257. maddedeki bütün sorumluluğun tamamen meslek mensubunun objektif olarak görüp bakıp belge üzerinden anlayabileceği konularla sınırlı olduğunu düşünüyorum. Benim takip edebildiğim yargı kararlarında da bunun böyle olduğunu görüyorum. Ama okuduğum bazı yargı kararlarında başka şeyler de var. Mesela bir mükellefi sıkı sıkıya takip etmezseniz onunla ilgili vergi ödemelerini, işte ani değişimleri, satıştaki, alıştaki çok ani artışlara, azalışlara bakmazsanız bu tabii ki bir sorumluluk doğurur ama bir mükellefin bir örnekleyin aldığı sahte belgeyi bankadan ödemiş gibi gösterdiğinde bunu mali müşavirin bana sorarsanız bilme şansı da yok. Bilemez. Yani bunu nereden bilir? Dolayısıyla vergi müfettişinin kriteri koyarken
objektif olarak, bir belgeye dayalı olarak bunu nereden bilebilirdi sorusunu sorarak başlaması lazım. Bu soruyu sorduğunda alacağı cevaplar belli. Defterindeki cari hesaplar, sevk irsaleleri, malın mantıken, sermayeyle, organizasyonla mantıken alınıp satılması mümkün mü değil mi? Daha önce bu sektörde çalışmış mı? Makinesi, tesisatı buna dayalı olarak yetiyor mu, yetmiyor mu? Bunları sorarak bunu ilerletebilir. Yoksa bunun dışındaki sebeplerle, yani mali müşavirinin sorumluluğuna gidebilmek için o alanı, o objektif alanın dışına çıkmamak lazım. Müşterisin bile kendisinin 3-4 ayda, 5 ayda, 6 ayda bulduğu, tespit ettiği bir konuyu mali müşavirden ve devlet eliyle üstelik, yani isteme yazılarıyla, araştırmayla, banka yazışmalarıyla tespit ettiği bir şeyi mali müşavirden beklemesi de çok mümkün değil. Zaten mahkeme kararlarında da objektif sorumluluk yükleniyor. Yani burada bizim sorumluluğumuz mükelleflerin neyi ne amaçla yaptığı değil. Neyi nasıl yaptı? Nasıl yaptığının cevabını ancak belge üzerinden anlayabiliriz. Yani ne amaçla yaptı, nasıl çekip çevirdi, bunları bilme şansımız yok. Dolayısıyla mali müşavirlik belgeye dayalı beyanname kontrolü veya hazırlanması süreçleridir. Benim açımdan da denetlenmesi. Bunun içerisinde bize yüklenen sorumluluğun sahası defter, belge ve buna dayalı şeyler, yani buna dayalı konular, materyaller. Bunun dışındaki konulardan bizim sorumlu olmamamız gerekiyor. Mali müşavirliğin sorumlu olmaması gerekir. Ama daha geniş ele alındığını görüyorum. Bunu biraz daha dikkatli ele almak lazım. Bakanlığın da bir ara bir çalışması olduğunu duymuştum. Daha objektif kriterler belirlensin diye. Bu konu yani önemli de bir konu. Çünkü evet, herkesin başına geliyor. Mali mesul sigortasıyla falan da konunun ilgisi yok. Dolayısıyla çözümü de yok. Ama mükellefin yaptığı, haberinizin bile olmadığı bir şeyden 5 sene sonra size soru soruluyor ve bununla ilgili sorumluluk getiriliyor. Çok objektif olması lazım ama tabii bir tarafta da yani bakanlığın da kendi tedbirini alması gerekiyor. Ona da katılıyorum. Yani bu işe çanak tutan, bu bizim açımızdan da önemli bir şey. Yani çürük elmanın ayıklanması da bizim için önemli. Dolayısıyla bu işe çanak tutan, bu işe bir şey destek veren birisi varsa ayıklanması şart. İştirak hükümleri belli, TCK belli ama böyle bir şey yokken yani zorlayarak şartları, hükümleri, maddeleri zorlayarak objektif olarak bulamayacağımız bir şeyden sorumlu tutulması aynı şey bizim için de geçerli. Yani ben de tam tasdik raporu yazıyoruz. Yani buradaki bakabileceğimiz, bulabileceğimiz, anlayabileceğimiz aramalı incelemeyle bulunan şeyden YMM, müteselsiz sorumluluk vesaire, hani bunlar çok mümkün değil bence. Ama objektif kriter kesinlikle gelmesi gerekiyor. Nedir? Oturur TÜRMOB'la bakanlık ortak bir şey bulur ama payda, ama bir objektif kritere dayanması şart. Mesela izah adalette geldi. Şu tutarların altındaysa diyor. Şöyleyse böyleyse diyor. Ama bizde böyle bir şey yok. Bir liralık bir şeyden bile sorumluluk var. Bunu biraz daha netleştirmek gerektiğini düşünüyorum ben. Şimdi ben meslek mensubu olarak çok yüksek mevlalı bir fatura getirdi bana firma. Tereddüt ettim, girmek istemedim ama aldım diyor. İşte evraklarını sunuyor vesaire. Ben bunun fişini yazıcıdan alıp işte imzalı vesaire bir şekilde oradaki kimse, sorumlu kişiler aldığım takdirde ben meslek mensubu olarak kendimi korur muyum mesela? Ya şimdi mesela bahsettiğiniz örnek, yani mesela imalatçı, bir makinesi yok, bir şey yok, çok yüksek bir ham maddenin girişiyle ilgili fatura getirdi. Yani bunu sorgulamak şart. Ama tabii bir tarafta denetim, yani farklı farklı meslek mensubunun da yaptığı iş bir tane değil. Yani birden az önce söyledim. Farklı yok, ünvanlara... Veya BSF yapılıyor, osubusu yapılıyor, bunlar yapılıyor ama ona rağmen aklımızda bir soru işareti var ama adam diyor ki yaptı. Ama bu 200 sene sonra yani bir şey çıkabilir bundan, bir ihtimal de var ya, biliyorsunuz bunu. Ya da mesela o ham madde gerçekten o gün makuldür verdiğim örnekte. Hı-hı. Ama ya bir bakmışsınız ki o ham madde hiç kullanılmadı, zaten sahte belge. Evet. Ya sahte fatura düzenliyor. Dolayısıyla bunu kriter olarak koymak zor ama ben çok fahiş bir şekilde bir mükellefin dikkat çekici ölçüde, tabii bunu da anlamak da çok her zaman dediğiniz gibi mümkün değil ama çok dikkat çeken rakamlarda sermayesini ya da o işi yapabileceği kapasiteyi, müşteri portföyünü ilgilendirmeyen konularda, mesela matbaa faturaları eskiden çok yaygındı biliyorsunuz. Hani. Şimdi tabii ki burada bizde de bir alarm olması gerekiyor. Bir dikkat etmemiz, sonuçta bir kamu işletmesi, ayağımız kamu tarafında. Buna dikkat etmemiz şart ama ya sıradan gelen bir faturada hangisi sahteydi, hangisi değildi, bunu anlamak, çözmek mümkün değil. Belki bir zaman sonra o cari hesaplar üzerinde, donuk hareketlerde kendi tekniklerimizle, işte sondajlamayla vesaire tespit edebilir. O zaman sonucuna yürüyebiliriz. Diyebiliriz ki ya burada böyle başka bir şey var, bunun düzeltmesi vesairesi konuşulabilir ama ilk olayın anında fatura geldiğinde kolay kolay, çok rakamlar marjinal değilse çok kolay değil onu anlamak. Biz hep sahte belgeyi konuşuyoruz ama mesela amortismandan yapılan hatanın müteselsiz sorumluluğunu konuşmuyoruz. Yani biz hep bakın subjektif şeylerde dönüp dolaşıp takılıyoruz. Yani mali müşavir kendi yaptığı hatadan kaynaklı bir şey çıktığında, aynı yani tam tasdikte de olsun, diğer bizim hazırladığımız beyannamelerde vesaire de olsun, bir mali müşavir buna açık seçik objektif olarak hata yapmışsa zaten itiraz etmiyor, etmez de. Ama dönüyoruz, dolaşıyoruz, sahte belge kullanma, işte kaçak şeyleri,
Ya da işte mesela kayıt dışı hasılat gibi, randıman incelemesi gibi çok da bir direkt bir mali müşavirin tespit edebileceği, bulabileceği, evet, görebileceği şeyler olmayan konulardan sorumluluk geldiğini görüyoruz. Yoksa kimsenin, evet, amortisman şüpheli alacaklı gibi karşılığa itiraz edeceği, hı-hı, yani oruma dayalı bir şey değilse. Aynen, çok, evet. Böyle bakmak lazım olaya. Belki subjektif konulardaki şeyi biraz müteselsiz sorunu daraltmak da gerekir. Yani belli bir sınır koymak lazım, belli bir hat koymak lazım. Bu şekilde çözülebilir. Yani denetimin de kendi içerisinde riskleri var. Yani bağımsız denetimde biliyoruz mesela bir sürü risk var. Her şeyi yakalayamazsınız, her şeyi göremezsiniz. Ama biz vergide, ben kamudayken de öyleydi, vergi müfettişine de ben hak veriyorum. Yani öyle bir düzenleme var ki yani mesela 1 liralık bir vergi kaybından bile müfettiş 5 sene sonra sorumlu olabilir yazdığı rapordan eksikse. Şimdi orada da bir haklılık var. Bu tarafta da bir haklılık var. İki tarafta kendisini sürekli bir sorumluluk altında hissediyor. Ama denetim ağır bir sorumluluk altında gitmez. Keza icraî tarafta olan muhasebe, ön muhasebede çalışan arkadaşların da gözünden kaçabiliyor, olabiliyor. Her aşamada ayrı ayrı sorumluluk koyulması gerekiyor ama son raddede subjektif konularda, yoruma dayalı konularda 2 sene, 3 sene, 5 sene sonra müfettiş yazışmasıyla bulunabilecek bir konudan dolayı yani sorumluluk getirilmesi bana göre ağır. Sonuçları da ağır zaten. Başkanım, sizin bir sorunuz vardı. İsterseniz var, sizinle bitirelim. Evet. Aslında bugün sosyal medyada dönen bir biz bu yayını yapacağımızı söylediğimizde birkaç soruya da dikkat etmek istedim. Neler dönüyor genelde diye. Bugün bir yanılmıyorsam İstanbul'dan meslektaş şöyle yazmış. Ekim ayına ait serbest meslek makbuzlarımı kesmeyi, hı, unuttum. Hangi güne kesebilirim bunları diye. Yani açıkçası çok da hoşnut olmadığım bir şey. Sonuçta biz malim, hepimiz mali müşaviriz. Serbest meslek makbuzunun nasıl düzenleneceği kanunda net bir şekilde yazılı. Sanki bir mal ve hizmet sevk etmişiz de 7 günlük süreden bahsediliyor. Yorumların çoğunda bunu okudum. Bundan da üzgünüm açıkçası. Yani bunu okumuş olmaktan. Ama bir daha üstünden geçmiş olalım diye üstad onu değerlendirmenizi alacağım. Bir konu, bunu koydum kenara. İkinci bir şey var. Yine aynı bugün kontrol ettiğimden hangi konular gündemde konuşuluyor diye. Bir meslektaşım yazdı. Ülke Hanım, yanlış bilmiyorsam Bursa'dan. E-arşiv faturaların, hani 5000 ve üzerindeki 30 bin faturaların, işte portal üzerinden düzenleme zorunlu olan faturaların mali müşavirleri tarafından, firmaların ya da esnafın mali müşavir tarafından düzenlendiğini, o yüzden de kendisine iş geldiğinde böyle bir şey yapamayacağını, yasak olduğunu, doğru olmadığını, sahte belge olma ihtimali, sonucunu doğurabileceğini, o yüzden bunu yapamayacağını söylüyor ama başka arkadaşlarının yaptığını iddia etti. Biz de dedik ki o arkadaşlarınızı kimlerse bizlere bildirin, biz de onlar hakkında gerekli işlemi yapalım. İki tane konu. E-serbest meslek makbuzu sonucunu biliyoruz ama yine de soruyorum, tekrar üzerinden geçelim. Ve e-arşiv faturanın Maliye Bakanlığı ve TÜRMOB'un bununla ilgili açıklaması vardı. IP numarasından nereden düzenlendiğinin tespit edilebileceği kesinliği de ortadayken bu iki konudaki yorumunuzu almak istiyorum. Şimdi ikinciden başlayayım. Zaten fatura ve benzeri belgeyi düzenlemesi gereken mükellef. Dolayısıyla bir başkasının danışmanlığı başka bir şey, yardımı veya onun danışmanlığı başka, onun düzenlemesi başka bir şey. Dolayısıyla aslında mükellefin düzenlemesi gereken bir şeyi bir başkası, bir mali müşavir düzenliyorsa, zaten dediğiniz gibi konu sahte belge düzenlemek ya da düzenlenen belgenin içeriğini de bilmediği için bu aslında bir taraftan da bir sorun. Yani işte mesela bazen şöyle şeyler ben de duyuyorum, geliyor önümüze. Yani mükellefin ayda iki tane faturası var. Yani İki tane fatura ama iki tane içeriği ne olduğunu hiçbir zaman öğrenemeyeceği, belki de o ticaretin içerisinde bir hikaye var, yani orada bir öykü var, onu da hiçbir zaman bilemeyecek. Böyle bir ticaretin içine girmek bana göre mali müşavirler açısından, meslek mensupları açısından riskli. Yani o ticarette belki bırakalım vergiyi, boş verelim müfettişe şunu bunu. Yani belki alacak verecekten kaynaklı bir sıkıntı olacak. Yani belki hiç kimse sahiplenmeyecek. Yani bunda da meslek mensubunun bununla karşı karşıya gelmesi söz konusu olabilir. Kim düzenledi bu faturayı bilmiyorum dediğinde ne diyeceğiz? Yani IP adresi belli. Yani bir kişi incelemesi. Yani meslek mensubu, evet, arkadaşlar bunu yaparken şurada kendini yani savunuyorlar haksız olarak. Kişiye SMS gidiyor ya o işin telefonuna. Maalesef işte aslında o yolu açıyor. Yani hani orada kendini sanki güvende hissediyorlar. Yanlış olsa da.
SMS işin onay tarafı, yani içeriğini düzenleyen taraf, yani SMS'e onay verdi diye bir mükellef, yani içeriğini, tutarını, rakamını, neyini onay verdiğini kabul edeceğiz. Yani SMS'i onaylamakla neyi onaylamış olacak? SMS bir güvenlik tedbiri ama fatura düzenlendikten sonra yarın sadece şey değil mi söylüyorum, yani idareyle karşı karşıya gelmek çok başka, TÜRMOP'la karşı karşıya gelmek çok başka, bir tarafta ticarete girdiniz. Yani ben, bana göre ticaretin içine girmiş oluyor. Dolayısıyla burada ticaretin içine girme riskini de almış oluyor. Bu fatura düzenlemek olayını bence bakanlık bir süre sonra daha ciddi bir şekilde takip, IP alıp da takip etmenin örneklerini duymadım ben. Ama duyduğumuzda ve bu cezaya dönüştüğünde bu konu daha ciddi şekilde konuşulacak. Yani orada şey dendi, orada bir yanlış bir şey söylemeyeyim de. Hangi faturanın hangi IP'den kesildiği çok rahat Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilebilir durumda. Çünkü serverları, kayıtlar alınıyor ve yani herhangi bir şeyde dava konusu olduğunda ortaya çıkabilecek bir şey. Ayrıca bir de meslek hukuku açısından disiplin hükümleri var. Yani siz bir müşterinizin faturasını düzenlemeniz teknik olarak belki mecbur hissedebilirsiniz psikolojik olarak ama çok rahat kendini savunacağınız yer. Sizin bahsettiğiniz alacak verecek hukuku, bizim bahsettiğimiz meslek hukuku, ayrıca vergi usulü kanunu ya da işte gelir vergisi ve kurumlar vergisi kanununda işte sahte belge sonuçları. Yani 3 ya da 4 yerden canınızın yanacağı bir şey için rahatlıkla dik durabileceği, meslektaşlarımızın bu konuda dik durabileceği konulardan biri diye düşünüyorum. Kendilerini hiç bu konuda şey hissetmesinler diye düşünüyorum. Orada şunu ekleyebilirim. Yani bu biraz bilinçle ilgili. Yani IP'yi de aşarsınız. Mükellefin içlerindeki bilgisayardan da kesebilir meslek mensubu. Tabii yapılabilir. Yani, bunu da yapabilir, onu da aşar. Ama önemli olan oradaki bilinç. Yani bunun sonradan karşısına ne getireceğini bilen bir mükellef zaten bu işe girmemesi gerektiğini bilir. Ama yani kör bir şekilde körlemesine böyle yapalım bir şey olmaz dediğimizde yani çok uzun, yani 10 yıl ticaret hukukunda zaman aşımı. Ya belki bir işinin bir şeyiyle ilgili bir şeydi, yani bilmiyoruz, yani o kadar farklı ki, yani belki birinin kıdem tazminatı aynene dönüyor, ona fatura kesiliyor. Yani hiçbir şeyin tam olarak arka taraftaki hikayesini bilemeyeceğiz. Dolayısıyla mali müşavir ticaret yapma yasağı da var. Yani faturayı tüccar keser, ticaret yapma yasağı da var. Dolayısıyla nereden tutsak elimizde kalacak bir şey bu. Bunu hani uyarmaktan öte biraz TÜRMOP ve bakanlığın bir iki örneğini bunun ortaya koyup cezalandırması gerekiyor. Başka türlü bunun önüne alınmaz bence. Birinci sorum da serbest meslek makbuzuydu, hatırlarsınız. Şöyle, yani şimdi aslında bu... Bir konu ama yine de üstünden geçelim. Şimdi makbuz, yani kökeni zaten kabzdan geliyor. Bir şey aldığınızda makbuz kesmeniz gerekiyor. Yani bir parayı aldığınızda onun belgesi düzenlenir. Zaten serbest meslek erbabının tahsil esasına dayanmasındaki belge, yasal belge de oradan dolayı tahsil esasıyla makbuz birlikte yürüyor. Yani almadığınız paranın makbuzu kesilmez. Aldığınız paranın makbuzu kesilir. Bu makbuz içinde bir gün, saat vesaire yok. Yani makbuz kabz ettiniz, bitti. Kritik nokta bence KDV'de. Yine dönüp dolaşıp az önceki konuya geleceğiz. Yani KDV'yi tahakkuk ettirmek için makbuz kesen, sonra da gidip Yargıtay'dan sen makbuz kesmişsin, dolayısıyla bu parayı almışsın diye maalesef diyorum. Davalar kaybedildi, evet. Katılmıyorum bu kararlara, kesinlikle katılmıyorum. Burada tamamen borçlu o hale getirmek için bu makbuzlar düzenlendi. Bakanlık bir orta yol buldu. Eskiden özergelerle falan yazıyordu işte KDV için olduğu belirtilsin vesaire diye. Ama yok, alamıyorsun. Yani sonuçta ha ana parayı alamamışsın, ha KDV'de yaşamış yok. Dolayısıyla Yargıtay'ın ben sıkı sıkıya makbuzu kabz etmekle yürüyüp de mali müşaviri sen paranı aldın ya da meslek erbabının paranı aldın diye sonuçlandırmasını bir kere hatalı buluyorum. KDV'den bağımsız olarak söylüyorum, alınmamış bir para bence makbuz kesilmemesi gerekir. Kesiliyorsa da üstüne mutlaka belirtilmesi lazım. Orada 7 gün, 3 gün, 1 gün falan yok. Yani kabz ettiysen, aldıysan bitmiştir. Bunun başka da tartışılacak bir tarafı yok. Biz dediğiniz gibi mal satmıyoruz. Mal satsak da önemli değil. Yani serbest mesleğin içine giren hangi kalem olursa olsun biz tahsil esasına dayalı vergilendirmeyiz. Dolayısıyla bizim hani KDV konusunu ayırıyorum. O bakanlıkla Yargıtay'ın bir araya getirdiği bir karmaşa, bir kaosu, o çözülecektir bence bir süre sonra. O kaosu dışarıda bırakırsak bizim burada mali müşavirler açısından bizim 7 günlük vesaire bir süremiz yok. Biz parayı aldığımızda belge düzenleme zorunumuz o anda başlıyor bizim. Teşekkür ederim hocam. Bu konuda arkadaşlarımı tekrar lütfen sosyal medyada aynı soruyu tekrar çoğaltıp sormayalım birbirimize. Sonuçta herkes biliyor bunu. Düzenli makbuz kesmeye artık alışalım. Yani meslektaşlar olarak lütfen. Dediğiniz gibi KDV açısından meslektaşlarımız düzenli makbuz kesip her ayın 1'inde veya her ayın 30'unda işte düzenli makbuzlarını kesip beyanlarını yapıyor arkadaşlarımız. Yani bunu soran arkadaş da 30'unda herhalde her ay kesiyor makbuzlarını.
Unutmuş, unutmuşsa en erken bugün bu saatte kesebilir. Benim de fikrim bu şekilde. Ve bir de en çok muzdarip olduğumuz için yani arşiv faturalar lütfen düzenlemeyin. Düzenleyen arkadaşlara da bildirin. Üstadın dediği gibi belki bugün bir şey çıkmayacaktır ama gelecek yıl, ondan sonraki yıl hakkımızda artık 10 yıl sonuçlarına katlanacağız hep beraber. O zaman keşke yapmasa diyeyim, keşke işte faturayı kesmeseydim demeyecektir. Evet. Onlar da bizler de onların yanındayız, yakınındayız. Ben kendi adıma üstada teşekkür ediyorum. Melahat Hanım'a da teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Nadir Üstad varsa son sözlerinizi alayım, artık kapatalım. Ya teşekkür ediyorum. Bir kere oda yönetimi bana bu fırsatı sundu. Çok teşekkür ederim. Bazı şeyleri sınırlı geçtik. Yine başka bir zaman başka bir şey olursa ya da arkadaşların soruları da olursa bununla ilgili aktarırsanız onları da ayrıca cevaplarım. Ben bununla ilgili bir doküman da size göndereceğim. Çünkü biraz takvim sıkışıktı. Dolayısıyla detaylı bir şey hazırlamak istiyorum. Daha böyle kayda değer bir şey olsun. Ben sizin üzerinden o da üyelerimiz orada erişebilirler buna. Yok Üstad, çok teşekkürler. Çok güzeldi. Hatta hazırladığım birçok soruyu soramadım bile. Siz cevaplamış olduğunuzu anlatırken. Çok teşekkür ederiz. Bir de hani işin iki tarafında hem denetleyen hem şu anda da denetlenen taraf olduğunuz için çok daha pratik ve güzel oldu bence. İnşallah herkes için de yararlı olmuştur yine. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. Başkanım çok teşekkürler. Teşekkürler arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoşçakalın.